Merhaba değerli kayıt dışı izleyicileri. Bir haftayı daha geride bıraktık ve yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta yine çok güzel konularımız var, çok güzel konuklarımız var. Geçtiğimiz dakikalarda bizi saatler öncesinden sosyal medyadan takip eden, bekleyen izleyicilerimiz görmüşlerdir. Duyurumuzu da yaptık, anonsumuzu da yaptık. Çok özel konularımız var. Evangelizmi konuşacağız bugün. Var mıdır, gerçek mi, arkasında kimler var, masaya yatıracağız. Yine duyurduğumuz üzere hafta içinde bugünün gündemine değineceğiz. Hem Türkiye hem dünyada gelişen olayları ayrıntılı olarak konuşacağız, masaya yatıracağız. Yine siz değerli kayıt dışı izleyicilerinin çok sevdiği bir konuğumuz var. Yazar Serhat Ahmet Tan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Serhat Bey. Ve Erkan Özil tabii her zaman olduğu gibi bizimle birlikte yorumlarıyla katılacak. Bence gerçek etiketiyle yorumlarınızı, eleştirilerinizi ve tabii kayıt dışı sorularını bekliyoruz. Hızlı girizgah yapıyorum çünkü çok uzun oluyor. Hemen altını çizeyim. Bence gerçek etiketiyle sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz program boyunca. Fırsat buldukça hem yayında okuyacağım, cevaplayacağız hem de not alıp program içine yedirerek sorularınıza cevap getireceğiz hocalarımızla birlikte. Kozmik Miras Serhat Ahmet Han'ın imzasıyla bu akşam kayıt dışı soruları soran 5 izleyicimize değil mi Ertan Hocam? 5 izleyicimize armağan edeceğiz. Müthiş bir kitap. Herkese kesinlikle tavsiye öyle. Ediyorum. Bir önceki Serhat Bey konuk aldığımız programda da yeniydi o zaman değil o mi? O zaman Kozmik yeniydi. Miras. Yeniydi. Çok tabii. Üzerindeydi. Gerçekten, arayıp soran çok var. Bize öyle. Biz de Serhat'ın Kozmik Miras kitabını istiyoruz diye. Bir kaynak niteliğinde bir kitap. Bugün çok iyi sorular bekliyoruz efendim. Çok merak edilen konular çünkü. Kayıt dışı soruları soran 5 kişiye Kozmik Miras kitabından vereceğiz inşallah. Orta Doğu'da 4 yeni devlet projesi. Şimdi bu projeyi konuşuyoruz ama bunun amacı ne? Perde arkasına bakacağız. 14 düzeltiyorum. Yeni devlet projesinin amacını konuşacağız. Yine bizim programın neredeyse konularının temel taşlarından biri Armagedon. Buna geleceğiz ama nasıl? İsrail Armagedon'u zorlayan evangelistlerin bir projesi mi? Biraz bunu ışıklatacağız. Aslında bunlar başlıklar. Çok detayına inmeyeyim ben. Girizgah için Ertan Bey'e söz vereyim. Dolayısıyla biraz açmış olalım konuyu. Şimdi, bugün değişik bir konu işleyeceğiz. Çünkü herkes bir basında devamlı şu gözleniyor Beyza. Herkes oturdu bir evangelizmle ilgili bir şeyler anlatmaya başladı. Gerçekten evangelizm diye bir gerçek var mı? Evangelizmin aslında güzel bir soru soracaktın sen. O soru güzeldi. Hani Amerika'nın arkasındaki evangelistler olduğu söyleniyor. Evangelistler, işte evangelistlerin arkasında kim varı masaya yatıracağız bugün. Ben konu başında söyleyecektim. Siz benim sorumu aldınız şimdi. Çünkü girizgah yapınca şimdi asıl konu bunun üzerine kuracağız. Ondan sonra Serhat bize bahsettiğin gibi Muştak Baba Divanı'nı anlatacak. Beyaz bir tahtamız olacak burada. İşte hesaplamalar yapacak Serhat. İlginç sunumları ve çalışması olacak bugün ekranda. Kaçırmayın değerli izleyiciler. Ebced hesabıyla, esmalarla ilgili bize bir hem yakın tarih hem de siyasi tabii, karakterlerin güncel. Değil mi? Yani şöyle söyleyeyim mesela. Şimdi Muştak Baba'nın şiirleri herkes Osmanlı'da divan yazmış. Yani bu bir gelenek. Divanda çok güzel şiirler var. Şimdi güzel ama bu şiirlerin hepsi Muştak Baba haricinde geçmişe ait veya o gün yaşadıkları olayların betimlemeleri. Evet. Muştak Baba da bazı şeyler anlatıyor. Ama anlattığı şeyler öyle bir şey ki mesela biraz sonra Türkiye'yi de ilgilendiren bir şiiri, Timsah diye bir şiiri var. Şimdi timsahı almış tatlı suda yaşayan bir canlıyı Akdeniz'de yaşatıyor veya Karadeniz'e girer diyor. Şimdi öyle olunca şiiri daha okur okumaz hemen burada bir acayiplik var diye anlıyorsunuz. Hı hı. Ondan sonra acaba nedir bu acayiplik diye girince işin içine derya açılıyor. Şimdi onun da anlattığı şeyin tarihlerini, anlattığı kelimelerin içerisinde Ebced hesabıyla vermiş. Onu mesela deşifre etmeye çalışacağız. İnşallah. Bu uzun dönemli bir tarihsel perspektif geleceğe ait veriyor. Ayrıca biz bugün de şu anda da olan bitenleri birkaç öne çıkmış kişi üzerinden hesaplamalar yaparak. Öne çıkmiş kişi derken öyle söyleme. Trump'ı bir göreceğiz. Yani, ne Trump, yapıyor? Trump. Evet. Ondan Sayın Cumhurbaşkanımızın esmasına bakacağız. Evet. Bir de CHP'nin adayı. Siyasi lideri de yine bu konuda yani işte önümüzde nedir, seçimler ne var. Diye. Nedir ne değildir. Evet, mücadele nasıl şekillenecek? Esmalardan
gideceğiz ve Ebced hesabından... Evet. Ara ara yine hatırlatalım izleyicilerimize. Çok önemli tespitleri olacak. Yani şimdi Serhat şeyi de söyleyelim. Mesela Esma ne demek? Evet. Ondan sonra Esma şu, kısaca açıklarsak. Yani bizim şimdi şu anda etrafımızda olan biten bu kainatı oluşturan şeyler atom ve atom altı parçacıklardan oluşuyor. Bunların soyut, ilk yaratılıştaki soyut parçacıklarına biz Allah'ın ilahi esmaları diyoruz. Yani ilk defa Allah kendi Allah'ın hayaline diyelim ve o ilminde olarak anlatılıyor ama biz anlayabilmek için Allah'ın hayalinde oluşturduğu bir tasarım var. Bunu kendisi yani şu şöyle olsun bu böyle olsun diye de oluşturmuyor. Kendi sistemini açtığı anda oranlar hepsi belirli oranlarda birbirleri etkileşerek bütün bu bildiğimiz ve bilmediğimiz her şey ortaya çıkıyor. Onun hayalinde öyle anlayalım. Ve onların hepsinin yapı taşları var. Bunların içinde Allah'ın ilahi isimlerinden birisinde 3 gram var diyelim, birisinde 5 gram, birisinde 100 gram var. İşte oradan bir fincan oluyor veya kağıt oluyor veya biz oluyoruz. Şimdi bunların ilk o hayaldeki şeyi şöyle anlayabiliriz. Mesela bir mimar bir binanın planını önce hayalinde oluşturur. Evet. Mutfağından yer döşemesine kadar her şeyi oluşturur ve oradan kopya ederek kağıda döker ve o bina öyle olur. Şimdi o hayale biz var desek de olur, yok desek de olur. Çünkü mimarı ortadan kaldırdığımız zaman, mesela mimar öldüğü zaman o hayal yoktur ortada. O mimara bağlı bir şeydir. Mimarın bir parçası gibidir ama değildir de. Çünkü mimar oradan da alıp onu kopya eder. Yani o var mıdır desek, yok mudur desek ikisinin arasındayız. Şimdi öyle bir şey düşünelim bu Allah'ın hayalini. Bu esmaların ilk oluşumuna ayın deniliyor. Yani ayınlar her şeyin merkezi yani kökeni. O her şeyin kökenindeki ne tasarım varsa biz burada zaman içerisinde onları yaşıyoruz. Ve onların karşımıza gelen esmaların etkileşimiyle olduğu bütün ortamdaki maddi olayları görüyoruz. Manevi olayları görüyoruz. Şimdi bunların hesaplaması şöyle oluyor. Bunu çok pratik bir yolda İbn Arabi daha önce mesela insanlar kendi benliklerini dizginleyebilmek veya kontrol edebilmek için işte tarikatlara girerlerdi. Onlarca sene işte zikir yaparlardı falan. Kendi farkındalıklarını arttırırlardı. Biz bunları İbn Arabi'nin bir yöntemiyle kısaca bir hesaplama yöntemiyle yine Ebced'e dayalı sanki bir bypass ameliyatı yapıyormuş gibi kısa yoldan hatta o kendi yaşadığı zamanda onu söylüyor. Günümüzden 1000 sene önce. Diyor ki şu anda şey çok hızlandı. Yani öyle uzun süre benliği eğitmek için zaman harcamaya gerek yok. Ben pratik bir yol öneriyorum. O yolda kendi sisteminizi bulabilirsiniz ve onu kontrol edebilirsiniz. Biz de onu yapmaya çalışacağız. O hesaplamayla. Burada anne adı, kendi adı, doğum tarihi etken oluyor. Onları Ebced'in bir de şöyle yapalım mı? Bir izleyicimizin bana anne da bakacak adı, Serhat Bey değil mi? Evet. Bakarım. Anne adı, baba adı ve muhakkak bir Ebced hesabına bakalım. Bakalım kim bize yollasınlar. İçlerinden birini tercih edelim. Yalnız tabii buna baktıktan sonra şöyle bir şey. Yani ben şimdi öğrendim mesela. Benim yönetici ismim Fettah. Fettah anahtar demek. Şimdi anahtar benim elimde ama bu Fettah isması genellikle şöyle oluyor. Kendisine faydası olmuyor. Hı. Yani anahtar var ama çok şanslı birini bulacaksın. Onunla ortak iş yapacaksın. Beraber bir iş yapacaksın ve onun şansını açacaksın. Ondan istifade edeceksin. O sen de ona yardımcı olacaksın. Mesela Fettah'ın böyle bir özelliği var. Hı hı. Diğer esmaların da kendisine göre. Şimdi bunu kişi bilirse o ona zaman göre hareket kendi başıma lazım. Ben tamam. Bir şeyler yapacağım diye uğraşmasına hiç gerek yok. Yani çünkü uğraştıkça da olmayacak. Gidecek kendisine en uygun insanı bulacak ve onun şansını açacak. Ondan da istifade edecek karşılıklı bir etkileşim. Yani bunun farkında olması önemli olan. Hı hı. İşte bu da o kendi esmasını zikrederek o zikri yaptıkça da ilhami bir şekilde ona daha önce parça parça olup birleştiremediği bilgiler sanki bütün bir resimmiş gibi toplu olarak geliyor. Bir ilham geliyor sanki ve o kendi esmasının farkında oluyor. Ona göre de hareket ediyor ve kolaylık oluyor. İzleyicilerden ne istiyorsun şimdi? Doğum anne tarihleri, adı, doğum tarihi, adı, kendi adı. Kendi adları. Evet, bekliyoruz efendim. Programın sonuna biz doğru seçeceğiz açıklayacağız. O zaman. Ya da Serhat Bey seçecek değil mi? Programın sonunda bakalım bu arada da iyi bir soru soranlara. Tabii. Yani soru iyi önemli. Soru soracaklar yani bir onlardan soru birisi olacak. Müşak Baba'nın bugüne işaret eden yorumlar biraz önemli var değil mi? Çok şiir var. Mesela işte biraz önce bahsettiğim timsah şiiri var. Yani timsah şiirinde Türkiye'nin benim anlayabildiğim 2030 senesine kadar olacak olan dönemine yani kısa dönem mesela İsrail'in karaya ayak bastığı andan itibaren diyelim ya da
nasıl diyelim, İsrail Devleti'nin kurulduğu tarihten itibaren, yani 1948. İsrail Devleti aslında ondan daha 50 sene önce kuruldu ama toprakları yoktu. İlk toprakları olup kendini resmileştirdiği andan itibaren 2030 yılına kadar olan dönemi anlatan bir şiir. Mesela 2030'a kadar. Bütün her şey. Türkiye'de bunun içinde. Evet. Mesela ayrıca Suriye ile ilgili şiir var. Suriye'nin şu anda olan biten bütün olayları açıklayan, Mısır'da olayların patlayacağını anlatan, ondan sonra Irak'la ilgili var. Yine bizi ilgilendiriyor. Bu Suriye de bizi ilgilendiriyor. Evet. Aynı şekilde. İsrail ile ilgili çok şiirleri var. Daha gelecek dönemde mesela Mehdi dönemine ait şiirleri hepsine gireceğiz. Var. Tabii hepsine tamam. Ufak ufak şey yaparız. Şimdi evangelizmden bir girelim isterseniz. Başlayalım. Var mıdır şimdi, evangelizm konuşuyoruz ama var mıdır, gerçek midir? Böyle bir yine temelini atalım. Tabii. Şimdi gerçekten evangelizm diye bir fikir var. Yani ve yani bir dini düşünüş var. Daha çok yani başlayalım. Şöyle dolayısıyla bakmak lazım. İşte bu Martin Luther'le birlikte başlayan bir akım, Martin Luther'ci ve Calvinistlere işte belirli bir süreden sonra evangelist dediler ama bunlar kitabi bilgi olduğu için bunları şeyde okuyabilirler. İnternete girsinler, yazsınlar. Biz başka bir şey konuşalım. Niye? Çünkü programın işte vaktini de harcamayalım. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Bazı kitaplara bakıyoruz. Diyorlar ki işte evangelizm diye boy boy kitaplar yazılıyor. Evet. Dünyada hemen hemen 2000'in üzerinde kitap var evangelizmle ilgili ve türevleri. Bunların gerçekten yani doğru mudur değil midir? Evangelizm bir kurgu mudur? Yoksa evangelizmin arkasında birisi mi vardır? Bunu konuşmamız lazım. Niçin? Serdar Turgut'un işte Amerika Washington işte yazmaya başladı oradan buraya. Hı hı. İşte onun için bir atıfta bulunuyorum kendisine. Çünkü çok güzel bir yazı yazdı. Dedi ki Mike Pence kim? Hangisi? Çok güzel yazıları var çünkü. Evet, Mike Pence ve Steve Bannon'la ilgili. Evet. İşte Trump'ın arkasındaki bütün gücün evangelist bir yapı olduğu ve işte bugünkü Gina Haspel'ın da bu evangelist yapıyla birlikte CIA'nin başına geldiği ve Foundation for Defense of Democratics diye bir kuruluş, yani FDD diye bir kuruluşla birlikte kuruluşun bunları desteklediğini ve bu desteğin sonucunda da Washington DC'de bulunan hemen hemen tüm devlet adamlarının artık bir kitaptan bahsediyor. O kitabı da eğer verebilirsek arka tarafa. Okay. Türkiye İsrail'i işgal ediyor. Armageddon'a az kaldı. Şimdi uyanmanın zamanı. Yani Turkey Invades Israel, Halfway to Armageddon diye bir kitaptan bahsediyor. Şimdi yani aslında Hike to Awake diye bir kitap var. Yani aslında evet, hepsini koymamızda yarar var bu kitapların. Şimdi şöyle bir şey var ortalıkta. Yani evangelizmden bahsettiğimiz zaman bu arkamda görmüş olduğunuz tüm kitaplar hemen hemen pompalanmış durumda. Piyasada inanılmaz bir evangelizm diye bir fikir ortalığa konuluyor. Evangelizmin asıl fikri şu. Yani Hristiyanlar Yahudi Siyonistlerle birlikte hareket edecekler ve onları destekleyecekler. Çünkü tek bir amaç var. Mehdi gelmeden önce Mehdi'nin gelebilmesi için Yahudilerin Kudüs'ü ve kendi topraklarını, Mesih'in gelebilmesi için kendi topraklarını bir an önce elle geçirmelerine yardımcı olmaları lazım. Çünkü dünyada iki tane şey var. Mesih geldiğinde diyorlar ki evangelistler, biz Mesih geldikten sonra Tanrı'nın vaat etmiş olduğu cennete gideceğiz. İsrail'de yani Yahudiler de özel seçilmiş bir halktır. Onun için onlar da dünyada kalacak diye bir fikir var. Bir fakat araya girebilir miyim? Bir bitirim gir. Tabii. Şimdi burada bir kavram kargaşası var. Niye? Çünkü yani Hristiyanların aslında en büyük problemi Hristiyanların Tanrısını Yahudiler çarmıha gerdi ve bir şekilde öldürdüler. Onun için hiçbir Hristiyanın Yahudilerle temasa girme ihtimali yok normalde. Yani onun için Katolik Kilisesi genel itibariyle Yahudilerden biraz daha uzak durmaya çalışır. Ticari ve işte özel anlaşmaların dışında. Çünkü Tanrısını öldürdü onlara göre. Yani Tanrısı diyorum çünkü bizdeki anlayışla biliyorsun Hristiyanlıktaki İsa peygamber bize göre, onlara göre Tanrı. Onu ayırmak lazım. Ama bu arkamızda gördüğünüz, bakayım, o en baştaki yani Antikrist ortada diyor, artık çıktı diyor. O kitap çok önemli çünkü bu kitap gördüğünüz gibi yeni sarayı gösteren bir kitap
ve kapağında ve şöyle var. Antikrist olarak da gösterilen ve işaret edilen kişi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hani deccal olarak gösterilen kişi. Buradan şu anlaşılıyor ki Türkiye, hatta şu çok güzel Serdar Turgut, tebrik ediyorum yorumundan dolayı da, Türkiye'nin Afrin'e girebilmesi için de diyor terörist örgüte karşı verilen bir savaş olarak değil, Türkiye İsrail'i işgal projesi olarak görüyor ve savaşmanın dini görevleri olduğunu savunuyorlar. Yani bizim Afrin'e girmemizi bile İsrail'e yapılabilecek, Türkiye'nin İsrail'e uyguladığı bir işgal projesi olarak görmek üzere kurgulanmış bu iş. Dinliyor. Şimdi öyle onu öne sürüyorlar. Şimdi buraya kadar şöyle baktığımız zaman bütün kitaplar, bu kitaplar çok yayılmaya başladı. Şimdi Serdar Turgut da bunu anlattığı için, ben daha önce de anlatmıştım hatırlıyorsun bu programda, evet, defalarca evangelizmle ilgili. Buradan da alıntı yaparak programa devam etmek öyle iyi oldu. Şöyle bir kurgu var Amerika'nın kafasında. Amerika'nın şu anda 100 milyon kişi evangelist. Dünyada 500 milyon evangelist var hemen hemen. Yani %53'üne falan denk geliyor bildiğim kadarıyla Amerika'nın. Şimdi bunlar biraz daha yapı olarak daha tutucu insanlar. Bunların arkasında kim varı bilmediğimiz sürece evangelizmle savaşmaya devam ederiz. Beyza, anlatmak istediğim bu. Trump'ın lütfen arkasında, lütfen dikkat edin. Trump, aynı yapı, aynı yapı. Lütfen dikkat edin. Yani bize cambaza bak diye evangelistleri önümüze koyarlarsa gerçek hikayeyi okumamış oluruz. Bakın size bir kitap getirdim. Serhat Bey bir şey söyleyecekti, onu alalım mı? Çok üzerinden geçti. Şunu bir bitireyim de ondan sonra. Çünkü devamı bu. Şimdi bakın, bu getirdiğim kitap Albert Pike denilen ünlü adamın, ben bunu müzayededen aldım, 1871 baskısının birebir aynısıdır. 1966'da basılmış kitap. Albert Pike bu amca. Şimdi bu adam diyor ki bakın, bu adam diyor ki 3 tane dünya savaşı önerdi. Şimdi alıp hani buradan, bizden filan, programdan alıp bazı profesör doktorlar bir yerlerde konuşuyorlar. Bunlar hani yanlışı anlatmaya devam ediyorlar. Çünkü kulaktan dolma olduğu için, araştırmadıkları için. Ama şeyleri de, hikayeyi de kaynak gösteremezler. Kaynak yok ki ellerinde. Yani şey diyor, Manzini'ye yazmış olan bir diyor Londra'da filan duruyor. Yok öyle bir şey. O belge orada değil. Belgenin aslından bir tane fotokopisi bende. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Şimdi eğer ki şunu anlamazsak, Amerika'nın kurucularının asıl kişiler Masonik yapı. 1733. Eğer ki evangelistleri niye kullandıklarını Albert Pike'ı çözmediğimiz sürece anlayamayız. Bir ikinci dünya savaşından sonra üçüncü bir dünya savaşı olacaktı. Ne olacaktı bu üçüncü dünya savaşında? Tüm bölge, ama tüm bölge bir dinler arası savaş olacaktı. Tek bir amaç vardı, bu dinlerden kurtulmak. Evet. Şimdi özellikle eğer ki Müslümanlıktan kurtulmak. Özellikle Müslümanlıktan kurtarmak. Çünkü Hristiyanlık olabildiğince deforme edildi, içi boşaltıldı. Şimdi konu olarak şuraya gelmezsek evangelizmi hep öne alacağız. Geldi benim adamım. Şimdi şöyle, dolayısıyla şunu görmemiz lazım. Amerika'daki yapı hızlı bir şekilde insanları savaşa sürüklüyor. Niye hızlı bir şekilde? Çünkü tamam, şu amaç, iki yerde size söyledim. Bir tanesi Albert Pike diyor, 500 milyonun altına düşür. Hızlandırılıyor mu? Hızlandırıldı, öyle bir şey zaten. Tamam. Çok hızlandırıldı. Yani, evet, yani bakın, deccal arıyorlardı. Şimdi Amerika'da bütün kamuoyu artık Serdar Turgut, Washington'da habercilik yapıyor artık. Yani direkt oradan, kaynaktan alıyor. Ben söylediğim zaman inanmıyorlar. Kaynağı çünkü başkasının üzerinden söylüyor. Deccalini seçti. Tabii mi deccalini şimdi seçtiler. Deccali Türkiye, bakın çok fosforlu kalemle ve Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bunun üzerine bütün kurguyu kuruyorlar. Şu andaki tüm savaşın içinde. Yani bugün dolar savaşında dahil olmak üzere bu kurgu üzerine kurulu. Eğer bunu anlamazsak ne Türkiye'nin bugününü anlarız, ne de bundan sonraki operasyonu. Şimdi Serhat anlatmaya başlayacak. Hani Muştak Baba'dan da referanslar vererek bunu anlayamayız. Şimdi başlayalım Serhat'a. Serhat Bey, bu arada isim ve doğum tarihi yağıyor adeta Twitter'dan. Mübalağası söylüyorum. Ama soru da bekliyoruz. Gerçekten, evet, bunun altını çizeyim. Sadece isim, sizin çok seven takipçi izleyicileriniz, ayrıca ya burada gördükleri için çok hepsinden mutlular. Göreceksiniz siz de. Zülkarneyn yorumu da bekliyorlar sizden, ama
isim ve doğum tarihi yağmaya başladı. Sağ olsun, bir soru da bekliyoruz. Seçmeye çalışıyorum ben bu arada hocalar konuşurken doğum tarihleri arasından. Değerlendireceğiz. Evet. Sağ olunuz yine de. Hepsinden buyurun. Allah razı olsun. İlgilerini eksik etmesinler. Çok güzel bir şey benim için. Teşekkür ediyorum hepsine. Şimdi konuya gelecek olursak, evangelizm nedir, ne yapmaya çalışıyor? Şimdi böyle bir şey aslında Hristiyanlığın içerisinde yok. Yani bizim Müslümanlıktaki Suudilerin ortaya çıkarttığı gibi bir şey, yeni bir tarikat, İngilizler oluşturdu onu da. Hristiyanlığın içinde de oluşturuldu bu. Hı hı. Bunun amacı şu aslında, yani Hristiyanları yedek güç olarak yanlarına alıp, onların kendilerine göre kutsal saydıkları Kudüs davasında o güçle birlikte engel gördükleri Müslümanların bulunduğu bölgelerde hem Müslümanların dinini parçalamak hem de bulunduğu bölgedeki kurulu güçleri, devletleri parçalamak, bölmek ve İsrail'in etrafında müdahale edemeyecek, İsrail'e müdahale etme gücü olmayacak güçte parça parça kendilerine bağlı yönetimler oluşturmak amacına dönük. Şimdi burada sistem Ertan Bey'in söylediği gibi hızlanıyor, hızlandırılıyor. Ama bunun sebebi de şu. Bu işin kendi ezoterik kaynaklarında balık çağının girişiyle balık çağının çıkışı arasındaki 2 derecelik, yani 72 sene çarpı 2, 144 senelik dönemde bu işin bitirilmesi lazım. Yani İsrail Devleti kurulacak, İsrail Devleti imparatorluğa gelecek, onun üzerinde tapınak kurulacak, tapınağın içine kutsal sandık yerleştirecek ve o tamamen artık hakimiyetini sağlayacak ve dünya hakimiyetine yönelecek. O dönemde bunların hepsinin olması lazım. Şimdi bunun olabilmesi için Hristiyanları yanına almaları gerekiyor. Tabii çünkü çok haksızlıklar olacak. Yani orada bulunan bütün insanlar, çünkü Müslümanlar ve Müslümanların paramparça edilmesi lazım. Hem dini açıdan dediğim gibi hem de siyasi açıdan. Bunu yapabilmek tabii birçok haksızlık, ama bunların kapatılması lazım. Yani normal şartlarda siz söyleseniz yarın öbür gün insancıl bir şey olarak etrafa bakıldığında, görüldüğünde Hristiyanların çoğu karşı çıkıp zaten sistem olarak, dini sistemleri olarak karşılar. Ertan Bey'in dediği gibi işte tanrılarını öldürdü diye düşünüyorlar kendi inançlarında. Ama onlara şöyle söyleniyor. Hazreti İsa gelecek, siz inanıyorsunuz. Hazreti İsa'nın gelebilmesi için bütün bizim bu işleri yapmamız lazım. O zaman bize destek verin. Müslümanları bu bölgeden çıkartalım, püskürtelim. Bu işler olmadan Hazreti İsa da gelmez. Bunu hızlandıralım diye. Bu öne sürdükleri bir şey. İkna edici bir sistem. Ama bunun arkasındaki şeyi şöyle anlayabiliriz. Mesela Hristiyanların kutsal kitabı Yeni Ahit. Ben bu kitapta onu anlatmaya çalışıyorum. Ve diğeri Tevrat, eski ahit dediğimiz. Bu ikisi öz itibariyle, yani insanlığa vermek istedikleri temel bilgi itibariyle birbirine tamamen zıt. Şöyle zıt. Mesela eski ahitle Kur'an-ı Kerim aynı noktada buluşuyor. Şöyle buluşuyor. Özel bir soy değil. İnsanlığın geleceğini ve medeniyetini bütün insanların ortak genetik havuzuyla ortaya çıkacak olan bir yol ile başarabiliriz. Ama Tevrat'ta müdahale edilmiş birçok yerlerinde yönlendirilme şöyle oluyor. Nasıl? Buna özel bir soy başarabilir. Onun için özel bir soya destek vermemiz gerekir. Şimdi özel bir soy mu başaracak, yoksa insanlığın ortak genetik havuzu mu başaracak? Zaten burada ayrılıyorlar. Şimdi bunu kapatabilmek için de böyle bir inanca eklenmiş bir şey, Hazreti İsa'nın gelebilmesi için sizin bize destek vermeniz gerekir diyerek öne sürülen ve hızlandırılan bir sistem. Bu hızlandırma, bu iki söylediğim balık çağının iki derecesi arasına sıkıştığı için ve burada da çok mesafe kat edildiği için, çünkü 2100 ve 2170, yani şu andan itibaren 2030, 2100, 2170 yılları arasında bu işin olması gerekiyor, planlanıyor. Ama daha İsrail kendi bulunduğu topraklarda bile rahat ve huzurlu değil. Onun yani, için hızlandırıldı aslında. Onun için hızlandırıldı. Ama bu hızlandırma şöyle, benim daha diğer kaynaklarda baktığım zaman gördüğümde Hızır dediğimiz, Ricali Gayb dediğimiz sistemin bu hızlandırmayı daha da hızlandırdığını ve onlara zamanından önce bazı müdahaleleri yaptırdığını ve burada onları şeye düşürdüğünü görüyoruz. Yani kendi planlarını kendilerinin bozması üzerine Ricali Gayb sisteminde bir yönlendirme var. Şimdi bunun
bize gelen görüntüleri bazen çok ters olabiliyor. Yani Müslümanların aleyhine veya işte Müslümanların önderliğini yapan bizim Türkiye gibi bazı ülkelerin aleyhine birçok olayla karşılaşabiliyoruz. Şimdi bu karşılaştığımız olaylarda aslında daha yukarıdan baktığımız zaman bunların sonucunda sistemin, yani Hristiyanları da yanına alan diğer şey Siyonist sistemin pardon, onu aklıma gelmedi. O Siyonist sistemin özellikle hızlandırıldığını ve kendi tuzağına düşürülmek istendiğini görüyoruz. Şimdi bunu da anlarsak o zaman çok daha sakin bir şekilde olayların bizim lehimize gelişeceğini görebiliriz. Zaten Müşak Baba'nın şiirlerinde, diğer şeylerde, tasarımlarda bunlar hep anlatılıyor. Bu Hızır'la ilgili konularda biraz daha derinlemesine, mesela Kur'an-ı Kerim ayetlerine falan baktığımız zaman veya daha başka kaynaklarda gördüğümüzde bu sürecin hızlandırılmasının aslında gelecekte bizim lehimize olacağı da anlaşılıyor. Ama tabii sıkıntılı dönemlerden geçmeyecek miyiz? Geçeceğiz. Yani işte görüyorsunuz günümüzde bile öyle. Bir bakıyorsunuz işte şöyle oldu, ekonomi bozuldu deniyor, şu oldu deniyor. Bir sürü hücum var, şey var. Onlar bu işi başaramayacak. Yani bu balık çağı çıktıktan sonra özellikle 2100'e kadar, ondan önce de 2050'ye kadar çok hızlandırılmış planlar var. Bunların içerisinde mesela 2050'ye kadar Türkiye'nin bile dağıtılması vardı. Ama bunun şu andaki gözlemlerle 2050'ye kadar mümkün olamayacağı da anlaşılıyor. O zaman daha, yani artık planlamadıkları yeni yeni şeyler bularak, sisteme ekleyerek yeni hamleler yapmak zorunda kalıyorlar. Ve o hamlelerde de çoğu onların aleyhine oluyor. Mesela bizim işte Suriye'deki o Zeytin Dalı operasyonumuz bunlardan bir tanesidir. Onların hiç planlamadıkları, beklemedikleri bir şeydi. Oyunu bozan. Tabii o geciktiriyor. Evet. Ayrıca mesela bu geciktirme şeyi 40 sene gecikmesi onların planlamanın çok önemli. Çünkü bu söylediğim şey 144 sene. 144 senenin bir kısmı gitti. 40 sene de daha gecikirse bunun etkisi 80 sene olarak geliyor. Onun için hızlı bir şekilde Türkiye'ye saldırılar var. Tabii Türkiye. Öyle planlayabilir miyiz? Öyle söyleyebilir miyiz? Öyle söylüyoruz. Tabii. Yani bu evangelizm o yüzden şey önemli. Öne çıkartılan sistem, çünkü şu. Yani Hazreti İsa'nın gelmesi için önce İsrailoğullarının şu işleri yapması lazım. Siz de bu işleri yapmak için bize yardım edin. Ondan sonra Hazreti İsa gelir, size kurtulursunuz diye onlara söylenen şey bu. Şimdi şöyle, Murat Uygur çok güzel bir tweet atmış. Tebrik ediyorum Murat'a. Beni anlamış. Evangelizm için yancı diyebilir miyiz demiş. Evet, aynen budur anlattığım. Yani sevgili Murat, bahsedilen evangelizmle ilgili yazılan kitaplar, mitaplar, onları büyütmek için hazırlanmış bir operasyon aslında. Yani asıl konu evangelizm değil. Asıl konu evangelizmin kim kullandığı. Bunu da sen belirtmişsin burada. Onun için Murat Uygur'a bir kitap verelim Beyza. Murat Uygur. Çünkü yani bizim asıl varken kullanmaya müsait bir oluşum çıkartıp milletleri evangelizm ile oyalarken asıl onuğumu atlıyoruz. %100 doğrusun. Benim de söylemek istediğim bu. Evangelizmle uğraşmayıp evangelizmin arkasındaki yapıyı çözdüğümüz zaman bu işi özür. Serhat da biraz önce onu söyledi. Söylemek istediğim şu. Yani Hristiyanların bu işe monte edildiği ve öne sürüldüğü ve onların her şeyle karşı karşıya kaldığı. Yani bütün lanetlemeler Hristiyanlara, evangelistlere oluyor değil mi şu anda? Tabii. Şimdi biz bunu anlamamız lazım ve onlara anlatabilmemiz de lazım. Hı-hı. Yani diyeceğiz ki, yani siz burada harcanıyorsunuz. Sizin sisteminize de bu ters. Böyle bir şey yok. Onun için siz normal insanlık medeniyetini oluşturabilmek için sakin kafayla ve sağlam bir düşünceyle bu işe yaklaşın ve insanlığı savunun. Yani burada bütün şey noktası, yani direnç noktası diyeyim veya temel nokta şu. Yani burada insanoğlunun humanizm dediğimiz şeyi savunması mı gerekiyor, yoksa anti-humanist olaylara göz yumması mı gerekiyor? Çünkü gördüğümüz manzara anti-humanist. Yani elinde hiçbir silah olmayan insanı sen takır 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 öldürüyorsun. Şimdi bu savunabilir bir şey değil. Ama bunu evangelizm sistemi devreye girince Hristiyanların hepsi buna tepkisiz kalıyor. Tabii. Yani diyorlar ki ya Hazreti İsa gelecek kardeşim, ölmesi gerekiyor Müslümanların, onun için ölüyorlar. Öyle bir şey yok. Yani burada sen insanlığın aleyhine bir şey olduğu zaman, yani anti-humanizme karşı çıkmak burada çok önemli. Biz bunu anlatabilirsek
Hristiyanların da zaten sistemleri gereği onlarla işbirliği yapmaya niyetleri de yok. Ama birçok kişi maddi sebeplerle olabilir, çıkar sebebi yani makam mevki her türlü şey. Bir de bu dini şey işin içine gelince destek veriyor gibi görünüyorlar. Ama çok kolay bir şekilde Hristiyanlar bu sistemden ayrılabilirler. Yani bizim buna bilinçle yaklaşarak onları ikna ederek anlatmamız lazım. Bunu anlatabilirsek önce bizim anlamamız lazım tabii. Tabii evangelist Müslüman şeyler Hristiyanlar bu işe çok yanaşmayabilir ama hiç değilse karşınızda evangelist olmayan Katolik aleminin yanına çekebilirsiniz ki şimdi Ronaldo sistemde karşı çıkıyor. Tabii şey, sistemde şöyle bir şey var. Yani unutmayın ki Müslümanlar işte referans noktaları burada çok önemli. Yani şimdi size göre Deccal başkası, bakın arkada verilen kitaplara göre Deccal sizsiniz. Deccal çok net, tekrar alalım, bravo. Çünkü Deccal'i çok net belirlemişler. Onun için Türkiye gerçek anlamda, çünkü bir tane adam çıkıyor, Birleşmiş Milletler'de diyor ki 5'ten büyüktür diyor. Ya normalde böyle adamı yaşatmazlar. Yani çok net söyleyeyim, büyük cesaret. Yani Türkiye... Türkiye'nin başına gelenler var ya, bunlar hani Türkiye'nin bu kadar, bakın 15 Temmuz'u yaşadınız. Akdeniz'de bir şeyler paylaşmaya çalışıyorlar. Siz devreye giriyorsunuz, size olmaz diyorlar. Bunun dışında genel krizleri yaşıyorsunuz. Bunun dışında Türkiye'nin içinde terör örgütüyle savaşırken aynı zamanda dışında da Afrin'de operasyon yapıyorsunuz. İşte oyun kurucu olmak demek şimdi, bu demek zaten değil mi? Tabii şimdi o kadar, yani şimdi hangi ülke, dünyada bir tane ülke söyleyin bu işlerin hepsini yapsın, bu Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere parayı basmasına rağmen. Parayı basıyor. Orada basıyor. Hiçbir karşılığı yok. Ürün de üretmedi, mal da üretmedi. Gidip ürün ve mal almasına rağmen Beyza, adam Amerika'da olsa bu, iki tane adam çıkıyor okullarda, çocukları tarıyorlar, Amerika yerle bir oluyor. Şimdi yaşadığınızı düşünün, sonra işte bunun arkasından da bu döviz krizi, bunun tabii hiçbir anlamı yok. Anlamsız bir krizdir çünkü biliyorsun ben dolar molar hiç karşılığı olmayan bir kağıt. Amerika'nın borçlu bir ülke olduğunu konuştuk geçen programda. Ya düşünebiliyor musun? Borçlu için evet. Şimdi kendi parası olduğu için o borçlu çok değil. Çok önemli değil ama bak işte herkes bu aynı yanılgıda oluyor. Çünkü diyorlar ki ben söyleyince Amerika borçlu, borçtan bırak korkmayın. Ya diyor ki Amerika para basıyor onun için. Ya para basmayan dünyanın en borçlu ülkeleri de var. Yani hani şimdi diyelim ki Japonya borçlu bir ülke diyebilirsiniz ki onun da yeni çok değerli. Danimarka ne olacak? Bana bunu onlar söyleyin. Borçlu hepsi. Şimdi ama şöyle Amerika söylemek lazım. Borcunuz önemli değildir. Borcunuz olmadan ekonomi dönmez. Borç olacak, ekonomi dönecek. Ama bu borcu nereye yatırdığınız ve nasıl ödediğinizi planlamanız önemlidir. Başka bir şey önemli değildir şimdi ki. Şimdi ben mesela şöyle bir şey aklıma geldi. Acaba bunu olup olamayacağını bilmiyorum da. Tabii mesela buradan da bir öneri olarak söyleyebilirim. Mesela şimdi dolar bizim halkımızla bu dolardaki değer artışlarından kendi paramı ben 3 bin liramı 5 bin liramı koruyayım diyerek gayri ihtiyarı gidiyor alıyor yani. Dolar alıyor. Almıyor diyemeyiz, alıyorlar. Şimdi tamam almayın dediğimiz zaman zarar da ediyor adam ama bakıyor 3 gün sonra gene alıyor. Şimdi burada şöyle bir şey yapılamaz mı acaba? Dolar yani, değil altına yönlendirsin. Dolara kote mesela üzerine Fatih Sultan Mehmet'in resmi olan bir Türk parası. Çünkü onu alan kişi hem parasını korumuş olacak hem de para Türkiye'de kalmış olacak. Böyle bir şey acaba ona yapılamaz mı? Ona da gerek mı? Yok. Tek bir şey. Mesela dolar ve euroya bakın, kote. Bakın tek bir şey. Yani hükümet çıkacak diyecek ki arkadaş dolar mı alma? Dolar almayın. Hani bir ara herkes dolar bozdurmuştu. Ama ben de dahil bozdurdum. Çünkü yani hani yıldız meselesi. Denize attık bir tane yıldız. Ama şöyle bakacaksınız. Ne olursa olsun altınla devam ede. Altın biriktirsin halkımız. Altında düşük yani, tutuyorlar ya. Çok önemli değil. Kağıt yani hiç değilse eninde sonunda sizin paranız bir şekilde enflasyondan dolayı bir şekilde erozyona uğrayacak. Bunun alternatifi yok. Çünkü neden? Euro da dahil olmak üzere. Euro da yancı dedi ya Murat Ferman Hoca çok doğru bir laf söyledi. Aynı şekilde Euro da dahil olmak üzere asıl olan Bretton Woods'tan sonra altın karşılığı olmayan, hiçbir karşılığı olmayan bir kağıt parçası olan dolar. Doların arkasındaki güç, işte bahsettiğimiz evangelizmi de yönlendiren, işte İsrail'in kurulmasını sağlayan, Siyonizm fikrini atıp arkasında bunu organize eden fikir önemli. Bu fikir kim?
Amerika'nın kurucu babaları. Bunlar kim? 1733. Bunlar kim? İşte Masonic Plus dediğim benim. 33 yani Plus. İşte daha çok sistemi yöneten, Amerika'yı yöneten ve kuralları kuran. Tabii bunlar aynı şekilde. Yani şimdi örnek verdiğimiz adam kim? Albert Pike. Ne yazmış? Moral and Dogma yazmış. Ne yani? Ahlak ve dogmalar. Şimdi yani Albert bu Pike'ın, kitaptan bakıp hareket mesela, etmeniz lazım. Bu Masonluğun 33. derecesinin ritüelinin bir kısmını kaldırdığı söyleniyor. Masonların da bir kısmı ileri gelenlerinden Albert Pike'ı şöyle eleştiriyorlar. Diyorlar ki sen Masonluğun o derecesindeki o ritüeli kaldırdın, o bilgileri yok ettin diyerek onu eleştiriyorlar. Doğrudur ama. Şimdi ama şöyle bir şey var. Acaba bir kısmı da diyor ki hayır, o bilgileri gerçekten koruma altına aldı. Evet. Şimdi o bilgiler doğru neydi? Doğru olan budur. O bilgiler neydi? O bilgiler de şu. Bütün dünyayı İsrailoğulları ele geçirecekler. Bu aslında evrensel bir isyanı başlatacak ve o isyan neticesinde bizim racim dediğimiz şeytan veya işte onlar Lucifer da diyebiliyor. O tekrar eski konumuna, yani yeniden dirilişe kavuşacak. Onların yeniden diriliş dedikleri şey. Çünkü 33. derecenin ritüellerinin hepsi yeniden dirilişle ilgili. Ve o yeniden diriliş de Lucifer'ın, yani şeytanın yeniden sisteme dahil olması ve ele geçirmesi. Albert Pike niye yok etti? İşte onu gizliyor. Yani oradaki o bilgiyi gizliyor sözde. Aslında şöyle bakmak lazım. Yeni başlık açmayın. Tabii. Şöyle bakmak lazım. Albert Pike'ın aslında korumuş olduğu tetragramaton diye bir sistem var. Yani 3 kişiyle birlikte yapılan bir ritüel. Bu ritüeli sakladı aslında. Serhat'ın söylemek istediğini böyle bir hani altını çizerek yani anlatmamız lazım. Bizim yeniden reklama doğuşla ilgili bilgilerimiz ahirete ait. Allah herkesi yeniden çıkartacak. Tekrar yeni bir sistem kurulacak ve orada yargı olacak. Ondan sonra herkes yerine gidecek. İşte cennete, cehenneme veya nereye gidecekse artık. Ama bu yeniden doğuş bizim anladığımız şekilde onlar anlamıyor. Ama bize geldikleri zaman karşımıza, evet biz de yeniden doğuşu ahirete ait olarak anlıyoruz diye söyleyebiliyorlar. Ama onların anladığı yeniden doğuş öyle değil. Bu dünya nasıl olduğunu reklamdan sonra söyleyelim Serhat Bey. Tabii. Araya gireyim ben. Çünkü artık reklam zamanımız geldi. Bu arada size Serhat Bey gelmişken Ebced hesaplarıyla hesaplasın 3. Dünya çıkış zamanı diyor Esvet Özer. Buna benzer bir tweeti daha var. Dikkatimi çekti. Amerika ve Avrupa'nın sonu için Ebced hesapları yapsın diyor. Belki de yaptınız, bilmiyorum. Yani o yüzden onun burada Ebced hesabı Müştak Baba'nın şiirlerinde var zaten. Ha, öyle mi? Tamam, oradan gireriz o zaman o konuya. Bekliyoruz efendim yorumlarınızı ve sorularınızı. Bence gerçek etiketi altında. Bir ara verelim, dinlenelim. Ardından devam edeceğiz kayıt dışına. Anılar Anıtur'la başlar. Ramazan'da misafirler ikiye katlanıyorsa tabii biz de 4.5G'li internetinizi ikiye katlarız. Siz de hemen bip indirin 4.5G Ramazan kanalını takip edin. Hem internetinizi hem de paketinizdeki uygulamaları ikiye katlayın. Ramazan'ın coşkusunu Türkcell'in benzersiz 4.5G'siyle kat kat yaşayın. Dışına devam ediyoruz değerli izleyiciler. Bir ara verdik, dinlendik. Ardından tekrar ekranlarınızdayız. Bence gerçek hashtag ile yorumlarınızı almayı sürdürüyoruz Twitter'dan. Bu arada da gözlemledik. Hem Serhat Ahmet Can'a adı ve doğum tarihlerini, anne baba adı mıydı Serhat Bey? Ebced hesabı için yollayan o kadar fazla izleyicimiz var ki hala da yollamaya devam ediyorlar programımızın son bölümünde. Serhat Bey bir izleyicimizi seçecek ve Ebced hesabını yapacak. O yüzden bu bilgileri gönderiyorsunuz. Biz de takip ediyoruz. Aynı zamanda konularımızla ilgili yorumlarınız ve sorularınız da geliyor. Bence gerçek etiketi altında. Biz de takip etmeyi sürdürüyoruz. Ertan Özyiğit ve Serhat Ahmet Tan'la birlikteyiz. Şimdi bu arada tahtamız da geldi. Çünkü sizlere özellikle programın başında da duyurmuştuk. Çok önemli isimlerin demekte fayda var. Ebced hesabını yapacak Serhat Bey. Bir de Muştak Baba'nın. Cumhurbaşkanımız tabii. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ebced hesabını yapacak, esmasına bakacaklar. Evet. Doğrudur değil mi Serhat Bey? Bir de şeyi rica ettim ben Serhat'tan.
İnce'nin bir Muharrem İnce hesabına Muharrem İnce bir bakalım da. Da bakalım. Yani çünkü garip bir şeyler yakaladı. İzleyiciler izlerse şimdi teaser olsun, evet, meraklandıralım. Programın ikinci, üçüncü bölümünde onun o gariplikler, Muharrem İnce bu Ebced hesabında nerede duruyor? Cumhurbaşkanımız nerede duruyor? Trump nerede duruyor? Onları bize bir masaya yatıracak, evet, beyaz tahtada. Beyaz tahta o yüzden yazacak, çizecek. Burada neden tahta orada diye merak eden, ekranların başına henüz geçebilmiş izleyicilerimiz varsa, çünkü bu minvalde yorumlar var. Henüz geçebildik, çok şey kaçırmadım inşallah gibi yorumlarınız var. Asıl bu bölümden sonra biraz daha alevleniyor konularımız. Şimdi evangelizmi konuşurken bıraktık. Armageddon sürecini hızlandırdıklarını, evet, vurguladık. Peki bu hızlandırma aşamasında nasıl bir yol izleyecek evangelistler? Nasıl stratejiler belirliyorlar? Bunlara değinelim mi biraz? Yani aslında ahiret ve kurtuluş günü. Aslında Hristiyanların söylediği kelimeyi kullanalım. Sevinç Çok günü. Çok özür diliyorum. Bu arada Serhat Bey, unutmadım. Reklama giderken onlar için farklı, bizler için farklı, tabii, demiştiniz. Tabii. Sonu, evet, ve başlangıcı. Yenilendiriliş ona, evet, farklı yorumlanıyor. Sevinç gününe ulaşmaları lazım. Bunun için hani bunun arkasında kimler var? Bir kere hani tüm dünya ulusları, Yahudiler dahil, İncil'i kabul edecekler diyor. Ya siz bırakabilir misiniz kendi dininizi? İncil'i kabul edebilir misiniz? Yani Yahudiler bunu kabul etme şansı var mı? Yok. Yahudiler bunu biliyorlar ve göz yumuyorlar şu anda. Çünkü diyorlar ki bu süreç bir an önce bitsin. Bu evangelist Hristiyanlar bize yardım etsin. Biz Süleyman Tapınağı'nı kurup bölgede hakimiyetimiz, vaat edilmiş topraklara ulaştığımız zaman bu nasıl Hristiyanların hakkından geliriz diyorlar. Şimdi olay şöyle. Bir, Yahudiler Filistin'e yerleştirilmeliydi. Yerleştirildi mi? İşte 1826'da Rusya'dan başlayan ilk akım geldi. Ondan sonra 1948'de İsrail kuruldu. Evet. 1967'de de işte Kudüs'ün bir kısmı işte bahşehir olarak ilan edildi. Şimdi de Amerika tuttu 2008'de, 2018'de şeyini, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Bu ne demek? Kudüs artık diyor İsrail'in bahşehridir. İkinci konu şu. Büyük İsrail kurulmalı. Irak'tan başlayıp işte bölgeye kadar, hani o bayrakta olan çizgiler de dahil olmak üzere, yani Nil Nehri'nden Fırat'a kadar diye bahsedilen, hatta Anadolu'nun Kapadokya'sına, Amasya'ya kadar ulaşan çok büyük bir bölge, Büyük İsrail olarak kurulmalıdır diyor. Üçüncü konu, tüm uluslar bahsettiğim gibi bir şekilde diyor Yahudiler de dahil olmak üzere İncil'i kabul etmeliler. Kaos dönemi, yani bu şimdi başlıyor yavaş yavaş. Bundan sonraki aşama kaos dönemi olacak diyor. Yani ne diyor? Gog Magog, isterseniz Yecüc Mecüc dediğiniz işte son savaşa hazırlık olan, bunların kim olduğu daha net olarak onların kafasında da belli olmamış bir grup diyorlar. Grupla, bize diyorlar. Tabii şimdi onu anlattık ya şey dedi. Grupla, evet, savaşacaklar. Bu grup kim? Yecüc Mecüc. Onların referansına göre, bugün göstermiş olduğumuz kitaplara göre, Buket'in göstermiş olduğu Artık'daki dört kitap da dahil olmak üzere bunlardan çok örnek var, ama bu Yecüc Mecüc ve Deccal biziz. Biz de savaştırmaya çalışacaklar. Ona hazırlık Türkiye. Yapmamız lazım. Evet. Burada en önemli yerlerden bir tanesi nedir? Bir baktık Kıbrıs öne çıkmaya başladı farkındaysanız. Kıbrıs'taki işte doğal gazlar, 100 milyar dolarlık bir şey, işte böyle bir doğal gaz olduğu söyleniyor. Ama asıl olay Kıbrıs'ın kendi üzerindeki üs olarak kullanılması gerekli. Çünkü bu savaşta en önemli yerlerden bir tanesi Kıbrıs olacak gibi geliyor bana. Hazreti İsa gelecek. Yani onlara göre Tanrı İsa ikinci kez artık dünyaya gelecek. Ben İsa'yım demeye başlayacak. Ve altıncı maddemiz Armageddon Savaşı. Yani bahsedilen, bütün kutsal kitaplarda sözü geçen, işte Medici Ovası, Ova'da büyük bir savaş başlayacak. Bu savaşla birlikte Armageddon tüm dünyayı hemen hemen kavuracak ve insanların büyük bir bölümü yok olacak. Ondan sonra ne var? Kıyamet kopuyor, Hristiyanlar cennete gidiyor ve Yahudiler de dünya hakimiyetini elde edecekler. Armageddon'da en önemli şeylerden bir tanesi nedir? Diyorlar ki biz cennete, yani sevinç günü dediğimiz gün nasıl bir gün? Tüm Hristiyanlar, yani evangelist olan veyahut da o dakikaya kadar
başka dine geçip tekrar evangelist olanlar hepsi Tanrı tarafından diyorlar yukarı doğru çekilecek cennete, diğerleri burada kalacak. Bunların diyor kötüleri yok olacak, iyiler de zaten Yahudilerdir diyor. Biz diyor bu dünya ile işimiz yok, bu dünyanın sahibi diyor Yahudilerdir diyor. Şimdi bu bahsedilen tüm kavramlar bunun üzerine kurulu. Bunları görecek miyiz? Evet göreceğiz. Savaş başladı mı? Evet başladı. Amerika'da bahsediyor işte. Mesela Armageddon başladı mı yani? Armageddon daha gelmedi. Başladı. Ama süreci başladı. Şu tarafları belli etmek önemli. Kim bu taraflar? Birincisi. Deccal lazım bize diyor adam. Deccali buldu. Diyor ki Türkiye diyor işte Yecüc Mecüc'tür Türk halkı. Deccal de diyor Erdoğan'ın kendisidir diyor. Bunlarla biz diyor savaşa hazırlanıyoruz diyor. Onun için büyük bir kavga var bu bölgede. Bir de bütün hikayeye baktığınız zaman biz bütün hikayenin en baş kahramanıyız dünyada. Yani bugün işte yine Buket gösterdi. Fransız dergisinin bir tanesinde Le Monde'du herhalde çok iyi hatırlamıyorum ama girerken gösterdi. İşte Erdoğan'ın resmini koyup işte neredeyse hani Deccal yazmadığı kalmış. Yani şimdi böyle bir kavgaya hazır olmamız lazım. Eğer bunu çözmezsek bölgeyi ve dünyayı anlayamayız. Bunun üzerine biz ne referanslar koyacaksak, projeksiyon yapacaksak yapacağız. Çünkü bizim için Deccal de onlar. Onlar değil. Onlar değil de yani kim? O sistem. O sistemden bahsediyor. Onlar başka sistem kim? Diye. Yani bizim sonuç olarak hümanist bir dinimiz olduğu için İslam başka dindir. Diğerleri kişiler varoluş yani sistemiyle yaşam şeklidir. İslam gerçek bir dindir. Bizim onlar dediğimiz kavram evangelizmin arkasındaki yapıdan bahsediyoruz. Sistem, evet. Veyahut da bu sistemde üstün akıl dediğimiz insanlardan bahsediyoruz. Yani bizim karşıtımız Deccal dediğimiz kavram o değil mi? Zaten Deccal diye bir şahıs da üretilecek. Yani o sistemin başına sembol olması için onlar kendi bu deccal üretim şöyle düşünebiliriz. Mesela işte kök hücre deneyleri yapılıyor, şunlar bunlar yapılıyor. Yani karışık bir canlı. Burada İslami literatürde, hadislerde falan cinle insan karışımı falan olduğu söyleniyor bunun. Yani özellikleri var. Özellikleri şu, kurşun atıyorsunuz, yaralanıyor, ölüm şeyinde akşam yatıyor yatağına. Sabahleyin kalkıyor, hiçbir şey yok. Hani filmlerde görüyoruz ya, işte kurşun dışarıya atıyor, vücut kendini tamir ediyor falan. Onun gibi bir şey. Yani öldürsen ölmüyor, işte yenemiyorsun. Öyle anlatılıyor yani sembolik. O şeyin, sistemin başında, o sistemi artık en doruk noktasına gelmiş temsil eden bir yönetici ve bu dünyanın yöneticisi olacağı söyleniyor. Yani dünya başkanı diyelim, dünyayı birleştirdikten sonra dünya başkanı, aynı zamanda İsrail İmparatorluğu'nun başkanı. Her tarafa işte kendisine tabi olanlara cennet gibi bir hayat veriyor. Kendisine tabi olmayanlara eziyet ediyor, cehennem gibi bir hayat veriyor. Hatta hadislerde şöyle var: onun cehennemi olan yere girerseniz siz gerçek cennete ulaşırsınız. Onun cennetine girerseniz de cehenneme gidersiniz gerçekte diye. Bize uyarılar var. Ama burada şunu anlamak lazım. Mesela yeniden doğuş, cennet kavramları, yani geleceğe ait, bizim ahiret dünyasına ait Müslümanlar olarak bildiğimiz kavramlar onlarda öyle algılanmıyor. Onlarda cennete biz sahip olacağız veya cennete gideceğiz, 144 bin tane İsrail olduğu gidecek falan dedikleri zaman şöyle anlamak lazım. Onların cenneti bu dünya sistemi içerisindeki bir yerde. Yani bizim sanki işte Mele-i Ala dediğimiz İslam literatüründe işte Cennetül Meva, işte Sidretül Müntaha falan öyle kavramlar geçiyor. Onlar gibi bir yer anlaşılıyor. Yani bu dünya sistemi içerisinde somut bir yer. Ve onlar bu dünyayı ele geçirdikten sonra Lucifer'u oraya hakim yapıp, oranın yöneticisi yapıp bütün galaksi sistemini kontrol edecekler, idare edecekler. Öyle anlıyorlar. Yani ahiret düşüncesi onlarda yok zaten. Öyle bir inançları da yok. Hristiyanlarda var. Ama benim bahsettiğim o Siyonist sistemden bahsediyorum. Evet, evet. Şimdi onlarda öyle bir şey yok. Onlar bu dünya sistemi içerisinde bir cennet arayışındalar. Ve İsrailoğulları hakim olduktan sonra bütün sistemi ele geçiriyorlar. Kendileri, bütün dünyayı. Hatta biraz önce bahsettim başlangıçta. Anti-humanist sistemlere bizim karşı çıkmamız lazım dedim. İşte burada devreye giriyor. Yani şöyle, insan denilen yaratık aslında onlara göre kendileri eşit bir yaratık değil. Yani bir nevi hayvanla insan arasında ve onların kendilerine hizmet ettiği ölçüde yaşamasına izin verdikleri bir yaratık. Öbür türlü diğer insanlığın gereği yok. Zaten robot teknolojisine geçiyorlar. Onları yok edilebilir, ortadan kaldırılabilir. Yani sadece
kendi soylarına ait, kendi genlerine ait insanların yaşadığı bir dünya ve bir kısımda diğer insanlardan var ve onlar da tamamen onlara uygun hale getirilmiş, kullanılabilen, çok yetenekli, değişik alanlarda onların işine yarayan insanlar. Onlar da gerektiği zaman yok edilmeye müsait. Yani şimdi burada insanlığı tehdit eden bir durum var. Biz şimdi bunu böyle anlamazsak ve bunu da Hristiyanlara anlatamazsak o zaman üzerimize geliyor her şey. Ve biz artık kendimizi korumaktan başka bir şey düşünemez hale geliyoruz. Önce bizim anlamamız lazım. Vurgunuz çok tabii önemli. Özellikle şu süreçte Serhat Bey. Şimdi mesela bu şeyleri, bu kavramları mesela Albert Pike'tan Ertan Bey bahsediyor. Biz Sine 5'te program yapıyorduk. Kapanmış şu anda o kanal. Yani 5 seneden fazla var. 5 sene vardır kesin. İzledim o günden beri mesela ben hatırlıyorum. Orada ilk defa Ertan Bey bahsetmişti bu Albert Pike'tan. Şimdi hala daha bahsediyor ve insanları aydınlatmaya çalışıyor bu konuda. Ama burada şu var. Şimdi başkaları alıp bu bilgileri bir şeyler anlatıyorlar ama ne kendileri anladıklarını ben düşünüyorum. Anlasalar bile belki de saptırılmış bir şeyler anlatıyorlar. Onu dinleyen insanlar da kafa karmaşası içerisinde kalıyor. Yani burada işin bir özünü anlamamız lazım. Yani Albert Pike nedir? Evangelist sistem nedir? Yapılmak istenen nedir? Özel soy var mıdır? Nedir? Dünya nereye götürülmek isteniyor? Bu sistem nasıl hızlandırılıyor? Hızlandıranlar kimlerdir? Neden hızlandırılıyor? Yani vakit mi yok? Dünyanın binlerce yılı daha var onların şeyine göre. Niye sen adım adım gidersin yaparsın? Niye hızlandırıyorsun? Niye zorluyorsun? Demek ki bir belli bir şey var, bilgi var. O bilgiye göre gecikmiş olduklarını hissediyorlar. Ve işte dediğim gibi ayrıca yani dünya sahipsiz de değil. İşte Rical-i Gayb dediğimiz bir sistem daha var. Bunlar da daha yukarıdan olayı kontrol ederek o hızlandırmanın daha da hızlanması için onlara bazı etkiler veriyorlar kritik noktalarda ve o hızlanma neticesinde yani 100 kilometre sürati olan bir arabayı 150 kilometre çıkartırsanız kaza yapar. İşte o kaza yapması için bir şey, bir daha bir itekleme. Bu da bize ters geliyor tabii bazı noktalarda. İşte bazen dolar çıkıyor, bazen bilmem Suriye'de kargaşa oluyor, Türkiye'de darbe teşebbüsü oluyor falan. Bunlar ters gelebiliyor ama bunların hepsi aslında bir manası olan şeyler, geleceğe dönük manası olan belli yerlerde kritik noktalarda şartlar olgunlaştırılıyor, zemin hazırlanıyor evet, değil mi? Tabii. Yani işte bunu bu şekilde anlayıp anlatabilmek lazım sadece kendimize değil. Hristiyanların çoğu da bu işe karşı. Mesela işte Ronaldo var, diğerleri var, şeyler var. Yani anlayan, bilen, uyanık insanlar direkt olarak karşı çıkıyorlar bu işe zaten. Yani Musevilerden de çok var. Var, i̇şte Musevilerden de var. Bir önceki programda Hasidik Musevilerden bahsettik ve bir hahamla biliyorsun röportaj yapmıştık. Hahamın dediği gibi yani bunlar dünyanın sonunu getiriyor ve biz buna karşıyız diyor. İnsanlık türüne karşılar. Yani tabii. Burada anti-humanist bir sistem var. Bak çok, çok önemli bir şey söyledim. Ben bir ara TRT1'de sevgili Yiğit Bulut'un programına katıldığımda şunu söylemiştim. Yani sistemde hümanizm çok önemli bir şey. Dünyada bir hümanist gösterir misiniz bana ülke olarak? Kim hümanist? Beyza. Söyle bana ya var mı? Türkiye var. Tek Türkiye var. Bak başka kimse yok. Yani işte neredeyse... Yani 30-40 milyar dolar para harcamışsın Suriye'den ama gelen... Ama oradaki bakış açısı öyle. Diyor ki ya Suriyeliler de Müslüman kardeşim sen bunu dini gerekçelerle yapıyorsun. Onlara onu anlat, o şekilde anlatıyorlar. Yok ama şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani ne kadar Müslüman olsa bir toplumda yani buna karar veren adam çok önemli. Bak çıkıp bir adam ya işte çıkıyor diyor ki 5'ten büyüktür diyor mesela. Bak şimdi bu kavramlar bir bakıyorsunuz nerede bir mazlum var Hristiyan Müslüman fark etmiyor. Bir bakıyorsunuz yine bu kavram bu kişilik yani Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyorum. Orada hemen var oluyor. Yani şunu söylüyorum. Hı. Türkiye'de bir dünyada bir hümanizmle ilgili hümaniterya diyorum ben bu işi. Bir ödül verilmesi gerekli olsa yani başka birisini bulun şimdi diyorum ben bana. Bak, bir kişiye örnek verin bana. Var mı başka aklına gelen? Şeylerde seçim çalışmalarında şimdi ben birkaç programları dinledim. Bu seçim çalışmasında da var. Geçende de oldu. Mesela etik davranmak acaba Türkiye'nin lehine midir, aleyhine midir diye Erdoğan'a eleştiriler var. Mesela Suriyelileri sen alıyorsun, besliyorsun da bizim insanımız aç diye böyle bazı eleştiriler oluyor. Ya onlar oluyor. Çok dinden uzak şimdi insanlar. Kendi yani annelerinden uzak insanlar. Fark etmez. Yakın da olabilir ama böyle bir düşünce var. Şimdi burada şunu anlamak lazım.
Yani etik davranmak belki birkaç gün için, önümüzdeki birkaç ay için veya birkaç yıl için zararına gibi görünebilir. Ama burada etik davranmak genel insanlığın kaderi açısından çok önemli. Yani bunu bilmek lazım ve buna göre davranmak. Yani sen insanlığın geleceği için bazı şeyleri feda edebilirsin. Bunu Türkiye de yapabilir. İşte bunu biz bunu yapıyoruz diye değil. Bu yapılıyor ve yapılması gerekiyor. Yani Avrupalılar da bunu yapması gerekir. 3 tane Suriyeli geldiği zaman aman feryat figan etmesinler. Yani bu bir insanlık görevidir. Biz bunu yapıyoruz. Bunlar Müslüman olduğu için değil. Hristiyan da olsa bunları, çünkü Hristiyanlar da var aralarında. Tabii. Yani yapılabilir. Burada bir insanlık görevi var. Burada insanlığı tehdit eden bir sorun var. Onu anlamak ve onu anlatmak lazım. İşte Türkiye getirdiği... bunu anlamış bir ülke yani. Şimdi Oğuzhan diyor ki şeytanın getirdiği genetik saflık kanunu hümanist düşünceyi yok eder mi? Ediyor tabii, zaten. Ediyorum. Direkt ırkçılığın kaynağıdır. Bir kitap verelim mi? Öyle mi? Oğuzhan'ı hemen ben yani, onu bekletiyorum. Tamam. Birkaç kelime söyleyemen isterseniz o konuda. Şimdi burada ırkçılık dediğimiz şey bizim anladığımız kadarıyla dış görünüşe bakarak oradaki bazı özellikler, işte saçı kıvırcık, evet, teni siyah veya başka türlü özellikler diye anlaşıldı şimdiye kadar. Fakat 1985 yılından sonra mitokondri hücrenin içindeki genler araştırılmaya, çözülmeye başlayınca ırkçılık denilen kavramın aslında genlerle ilgili olduğu anlaşıldı. Ve bu genlerdeki mitokondri genlerinin de etken olduğu anlaşıldı. Şimdi öyle olunca İsrailoğullarının yöneticilerinin diyelim veya Siyonistlerin diyelim, daha önceden beri savuna geldikleri biz ayrı ırkız, ayrı ırkız laflarının bir manası olduğu tabii anlaşıldı. Doğru çıktı değil mi? Doğru çıktığı tabii anlaşıldı. Çünkü onların içinde Çinli de vardı, Zencisi de vardı, işte Arabı da vardı, Türkü de vardı. Yani İsrailoğullarının içerisinde. Ama şimdi insanlar diyorlardı ki ya nasıl siz hani saf ırk olacaksınız? İçinizde Çinli de var, Arap da var, şu da var, bu da var. Ama onlar iddia ediyorlar, diyorlardı ki biz saf ırkız. Saf ırk iddiasında bulunuyorlardı. O zaman bu genetik yapılarla bu işin genlere dayandığı anlaşıldı. Ve Tevrat incelendiği zaman da genlere bağlı bir yönetim, yani genleri saf olanlar dünyayı yönetmeli diye bir anlayış var. Bunu da görmek lazım. Mavi kan. Tabii. Şimdi onu tamamen dünyada savunulan şey bu. Bu da İsrailoğullarının tamamı da değil. İşin ilginç yanı öyle. Şimdi evangelistleri alıyorlar, Hristiyanları katıyorlar. Ayrıca İsrailoğullarına da diyorlar ki siz hepiniz saf kansınız. Öyle bir şey de yok. Bu İsrailoğullarının içinde çok küçük bir azınlık böyle bir iddiada bulunabiliyorlar. Tarihsel olarak da atıfları var. Bunlar işte İngiltere'nin kuzeyindeki Yivli çömlek halkı olduğunu iddia ediyorlar. Lilith'e dayandırıyorlar aslında. Lilith'e dayandırıyorlar falan. Çok derin bir konu. Ama Kur'an-ı Kerim ayetleri bunu direkt reddediyor. Nuh tufanından sonra böyle bir şey kalmadı diyor. İsra suresinde bu çok açık var. Yani İsra suresinin ayetlerinde böyle bir sistem kalmadı. Sistem değiştirdik diyor aslında. Yani insanoğlu tamamen birbiriyle kaynaştı. Özel bir soy var idiyse bu durum de, Müslümanlığın Kur'an'ın gelmesiyle başlayan bir durum. Onun altını çizmemiz tufandan lazım. Tufandan sonra yok tufandan oldu diyor sonra, ve evet, şey Kur'an-ı Kerim bunu tufandan sonraki dönemde bu iddianın yapılamayacağını söylüyor. Tabii. Ve diyor ki bütün insanoğlu ortak gen havuzunda birleşmek zorunda. Yani temel iddiası budur Kur'an-ı Kerim'in. Şeyin de yeni ahitin de temel iddiası odur ve orada zaten ahit demek yeni anlaşma demek. Tabii. Şudur yani Tanrı'yla sen yeni bir anlaşma yapıyorsun. Ve diyor ki Grek olsun, şu olsun, bu olsun, bu olsun. Hazreti Yahya'nın sözleri var. Yani ayet olarak var bunlar yeni ahitte. Bütün hepsi mirasla ortaktır. Mirasla ortak ne demek? Dünyanın geleceğinde bütün bu insanlar hepsi ortaktır. Aynı derecede eşittir. Yani buna Armagedon projesi ayete bile Hazreti İsa'nın düşüncesine karşıdır diyebiliriz değil tabii mi? Tabii tabii. Armagedon net karşı çünkü tek bir ırkın evangelizmde dahil olmak üzere evet, bunun içine söylüyor. Yani bunu şöyle anlamak lazım. Bunu bizim iblis diye bildiğimiz yaratığın daha başından insanoğlu yaratıldığı anda ben ondan üstünüm diyerek ırkı öne sürmesi ve kendine bir üstünlük benimsemesiyle ortaya çıkan bir şey. Ve bunun yansımış halini biz işte İsrailoğullarının şu andaki Siyonist projede görüyoruz. Ve bu projedeki bütün temel dinamik özel bir soy var ve bu soy dünyaya hakim olacak. Ve diğerlerini kullanacak. İşi bittiği zaman da onları atacak gidecek. Yani kendi soyunu dünyaya hakim kılacak. Evangelistleri kullandığı Evangelistleri gibi diyorsun. Kullanacak. Evet. İsrailoğullarını da kullanacak. Çünkü İsrailoğullarının tamamı bu soya dahil değil.
çok küçük bir azınlık, kendi sistemlerine göre söylüyorum. Böyle gerçektir demiyorum. Bravo. Ama onların anladığı sisteme göre de bu böyledir. Çünkü bu masonluk ritüellerinde hepsine açık var. Tabii. Yani İsrailoğullarının Oso'ya dahil olmadığı da İsrailoğullarından gizleniyor. Masonluğun bir yönü de budur. İşte hep anlatmak istediğim Beyza, hani Serhat da bunu tümcü olarak çok net söyledi. Diyorum ki İsrail bir İsrail devleti yapımı, Siyonizm bile bir proje. Çünkü tek bir amaç var. Siyonist bir devlet kuracaksınız ve tamamıyla Yahudilikle ilgili tüm kavramları kendi içinde barındıracak ve işte kendi şiddetle davranacak. Bu arada da Müslümanlıkla ilgili kavramları abartacaksınız. Daesh, Mayeş bir şeyler çıkartacaksınız. Tüm dünyada Müslümanlığın kötü olduğunu anlatacaksınız. Yahudilik burada hazırlanmış olacak. Birbirlerine kırdıracaksınız. Çünkü burada Hristiyanlığın çok anlamı yok. Hristiyanlık çok deforme oldu. Evangelizm de bu iş için, hızlandırmak için bahsedilen o Assoy dediğiniz, hani ben 1733'ün yani dünyadaki kavramı oluşturan, tüm sistemi oluşturan, sistemi kuran bütün yapının bunun arkasında olduğunu söylüyorum. Eğer bunu anlamazsak ne yapıyoruz? Bir evangelistlerle uğraşıyoruz. İşte orada bir bakıyoruz, Siyonistlerle uğraşıyoruz. Veyahut da yan tarafa geçip Suriye'deki bilmem neyle uğraşıyoruz. Aslında bu uğraşlara hiç gerek yok. Asıl uğraşımızı yapacağımız üstün akıl dediğimiz, Serhat'ın bahsetmiş olduğu o az yapının içine gireceksiniz. Az yapı kabul eder mi? Herkes bu soruyu soruyor. Ya içine gir, içinden değiştirmeye çalış. Ya tabii ki kabul etmez. Seninle ne işi var? Ama anlaşmaları, orada da bir ahit yapacaksın. O ahitle birlikte o içini bozman lazım. Veyahut da ne kadar kopartıyorsan kopartacaksın. Yok. Mesela yeni ahitin bu konuda söylediği sözleri Hristiyanlara anlatsak, hatta söylesek yeter. Çünkü kendilerinin ayetleri bunlar. Hazreti Yahya'nın sözleri var. Ne Grek ne şey diğer ulusların hepsi yeni anlaşmaya dahildir. Şimdi bu çok önemli bir şey Hristiyanlar için. Hem ayet, onların reddedemeyeceği Tanrı sözü diye düşündükleri bir şey. Bizim için de Kur'an-ı Kerim'le birebir paralel destekleyen bir şey. Ama biz bunu bile anlamıyoruz. Anlatmamız lazım. Yani Hristiyan'a şimdi o ayeti okuduğun zaman hiçbir cevap veremez. Çünkü neden? Yeni anlaşmada zencisi de, beyazı da, esmeri de, kumralı da, Yunanlısı da, Türk'ü de hepsi anlaşmaya dahil. Şimdi bu anlaşmaya dahil olduğu zaman burada şu oluyor. Özel soy diye bir şey kalkmış oluyor ortadan. Özel soy diye bir şey kalktıysa o zaman bu yapılan bütün sistemler batıl oluyor. Batıl olunca hiçbir yere ulaşamayacağı anlaşılıyor ve kullanıldıkları anlaşılıyor. Aslında Yeşu Barnagara, yani Hazreti İsa'nın kendisi ne karşı çıkması Yahudilerin bu sebepten. Çünkü yeni ahitle birlikte eski ahitin hükmünü sonlandırdı. Yahudiler onun için Hazreti İsa'yı yok ettiler. Çünkü var olan tüm sistemde iki tane sistem var Yahudilikte. Bir tanesi sözlü sistemdir, bir tanesi yazılı sistemdir. Yazılı sistem, sözlü sistem erkeklerle ilgilidir. Yazılı sistem ortalıkta açıktır. Bahsettiğimiz Tevrat ve türevleri gibi. Şimdi sözlü sistemin de açık olmasını istedi Yeşu Barnagara, yani Hazreti İsa. Dolayısıyla şunu söyledi. Bir anda hahamları falan düşünseniz de sistemin içinde virüs gibi girdi Hazreti İsa. Dolayısıyla buna karşı çıktı sistem. Onun için İsa peygamberin çarmıha gerilmesi şeyi olaylarıyla sonuçlandı konu. Onu anlamadığımız zaman Serhat'ın dediğini çözme şansımız yok. Ben bu kitapta bunları hepsini Yusuf suresinde baz alarak eski ahit Tevrat, yeni ahit işte Kur'an-ı Kerim, aynı anlatılan konu. Yusuf suresi ve orada karşılaştırarak bu arada iki izleyicimize verdik çalışıyorum. Bu hocamın işaret ettiği kitabı Kozmik Miras. 3 izleyicimiz var. Kitap kazanacak olan. Zaten referans olduğunu, birçok konuda referans kitap olduğunu konuşacağımız konularda söylemiştik. Tam da yeri geldi. O yüzden hatırlatalım. Yani biz, burada bizim Miras. Anlayacağımız şey şu. Biz bu olayı anlarsak bu Hristiyanlara da bunu anlatabilmemiz mümkün olur. Ve aklı başındaki bütün Hristiyanlar da bunu kabul edecektir. O zaman ne evangelizmin etkisi kalır, ne bu planlar bir yere varır. Hiçbirisi de hedefine ulaşmaz. Zaten hızlandırılmış olduğu için tökezlemeye de mahkum.
ve sonuç da vermezler. Yani o zaman da humanitarya dediğimiz yeni bir çağ, insanlık tabii, çağı başlar. Doğru tabii, mu? Tabii insanlık medeniyeti. Yani burada evet, insanlık medeniyetinin kritik dönemleri var Ertan Bey. Yani bunlar mesela işte diyelim ki atom bombasını keşfedildiği zaman veya elektriğin keşfedildiği zaman. Ben daha kritik dönemin zaman yolculuğu keşfedildiği zaman olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada bütün zamanları müdahale etme imkanı var. Dünyanın kaderini değiştirme imkanı var. Bu ayrı bir konu. Başka bir program olursa anlatırız. Ama şimdi oradaki o şey insanlık medeniyetinin artık evrensel hale gelmesi demektir. Şimdi bu evrensel hale geldiği anda başka yerlerde başka medeniyetler varsa onlarla çatışma ihtimali doğuyor. Eğer insanlık kendi benlik dediğimiz yapısını, yani bizi var olarak hissettiren ene dediğimiz, benlik dediğimiz, hı hı, bizim nefs dediğimiz İslami literatürde bu yapıyı kontrol altına almış ise o zaman o medeniyete dahil olma imkanı var. Ama kontrol altına alamamış ise ve onlardan bir tanesi de özel soy mudur, ortak genetik havuz mudur, budur, bunu keskinleştiren şey bu, kontrol altına alamamış ise sen diğer medeniyetlere tehditsin, o zaman sana izin vermezler, dünyanın içinde kalmaya mahkumsun. Artık medeniyetin de gelişmez, savaş olur, birbirini yok edersin. İnsanlığın sonu gelir. Eğer dışarıya açılacaksak biz, zamanlar ötesine başka medeniyetlerle temas kuracaksak insanlık olarak, mutlaka bu işi halletmemiz lazım. Yani özel bir soy değil, ortak genetik havuzdan bu sistem yürüyecek. Şimdi buna itirazlar var. Deniyor ki mesela özel soyun da korunması gerekmez mi? Mesela Arap atları var, İngiliz atları var. Yani şimdi sen onları da yok edeceksin, orada bir soyu yok ediyorsun. Böyle çıkışlar da var. Mesela özel genler de korunması lazım. Bizim öyle bir şeyimiz, derdimiz, iddiamız yok. Zaten o olay bitmiş. Nuh tufanıyla bu karışıklık olmuş. Daha öncesinde belki vardı, yoktu. O tartışmaya açık ama şu anda olmadığı için bütün bu şeyler iddiadan ibaret kalıyor. Yani iddia ediliyor, biz özel soyuz. Ama senin geçmişinde böyle bir şeyi iddia edecek bir bağlantın, bir kaynağın yok. Sadece sen bir iddia üzerine bir sistem kuruyorsun ve belirli kargaşalar üretiyorsun, planlar yapıyorsun. Bizim bunu anlatmamız lazım. Ya olay bitmiş, zaten genler karışmış. Yeni ayet gelmiş, Kur'an-ı Kerim gelmiş. Hepsi bunu anlatıyor. Evet, bakalım Müştak Baba ne diyor, değil mi? Müştak Baba, peki Müştak Baba'ya geçmeden önce Orta Doğu'daki 14 devlet projesini konuşmayalım mı? Aslında Müştak Baba'yla çok ilintili şeyler. Güzel bir yerdesin, müthiş, evet, doğrudur. Müştak Baba'yı anlattığı zaman o 14 devlet de Müştak Baba'yla ilgili görüşleri var, projeksiyonları var. Onun üzerine oturtturalım onu. Şöyle Müştak açılış Baba yapalım. Divanlı, evet, yani açalım. Şimdi bu genetik projenin aşamaları var. Bu aşamalardan bir tanesi Birinci Dünya Savaşı sırasında krallıkların yıkılmasıydı. Yani o devletlere geçeceğim buradan. Şimdi o kralların yıkılması belli oranda başarıldı. Ondan sonraki dönem kurulan ulus devletler var. Ulus devletlerin içerisinde bazı etnik yapılar var, güçlü. Mesela Türkiye'de işte Türkler var, Kürtler var. Şimdi bunların iki devlete ayrılması veya üç devlete ayrılması. Suriye'de mesela, İran'da Türkler var, Farslar var. Şimdi bunları da ulus devletleri bölüp parçalayarak tamamen etkisiz, yani İsrail'e orada hiçbir şekilde dur diyemeyecek güçte olan yapılar üretmek üzerine bu projeler var, planlar var. Onun için olabildiğince küçültülmesi onları lazım. Onları küçültüyorlar. Evet. Yani küçült yönelt sistemi. Tabii doğru, mesela gözümüzün önünde şimdi Irak var. Irak'ta Saddam vardı. Hı hı. Şimdi Saddam kafa tutuyordu değil mi? İsrail'e belli oranlarda kafa tutuyordu. Ama şu anda Irak'ta İsrail'e herhangi bir şekilde bir laf söyleyebilecek olan bir yapı, bir güç var mı? Yok. Türkiye'nin dışında yok. Türkiye'de bölünürse Türkiye'de de olmaz. Onun için demek ki aşamalardan bir tanesi de ulus İran devlet ve Türkiye. İran ve Türkiye. Suriye ile Irak aşağı yukarı başarıldı. Diğer Arap ülkelerindeki planlar zaten belli. İşte Suudi Arabistan'ın petrol olduğu için, kaynakları olduğu için bölünmesi gerekiyor. Çünkü o kaynağın da belli tekelde toplanmaması lazım. Onun da bölünmesi lazım. Azar azar olunca hepsi yönetilebilir hale gelecek. Onu o yüzden bölüyorlar. İşte Ürdün'ü bölecekler, diğer şeyleri bölecekler. Ama burada en fazla hem de Arap olmayan, şu anda Araplar tamamen kontrol altına alındı diyebiliriz yani. Arap olmayan devletlerde bir İran var, bir de Türkiye var. İran'la Türkiye'nin mutlaka bölünmesi lazım ama ezoterik kaynaklarda Türkiye'nin en son bölüneceği söyleniyor. Yani Türkiye en son, çünkü en dişli olan o. En çok geleneksel olarak, tarihsel olarak gücü toparlayabilme imkanına sahip. Aslında 15 Temmuz'la
Türkiye'yi öne almışlardı. Ama işte atak tabii, yaptılar, tabii, deneme, atak, yaptılar. Tabii, deneme yaptılar. Deneme yaptılar. Deneme yaptılar, olmadı. 15 Temmuz tutsaydı Türkiye tutmazdı hızlı zaten. Bir şekilde bölmeyi planlıyorlardı. Tutmayınca tutmadı. Şimdi deneme yapıyorlar. Ama burada genel planlarda İran daha önde. Ama İran'da da şunu düşünüyorlar. Yani İran'ı direkt bölmektense biz yönetimi tamamen ele geçirelim ki kendimize hizmet etsin bu dönemde. Çünkü orada da şu var. Yani İran'ı Türkiye'ye karşı kullanmak. Böyle bir plan da var. Çünkü Türkiye'nin bölünmesi mutlaka gerekiyor. Türkiye'yi bölemezseniz Türkiye'nin işte dediğim gibi tarihsel bir arka planı var. Bu tarihsel arka plan da bütün bu bölgenin yöneticisi olmasına dayanıyor. Orada bütün Arapları ve diğer bütün Müslüman unsurları toparlayabilme şeyi var. Manevi olarak böyle bir gücü var. Yani maddi olarak olmasa bile ordusu yeterli olmasa da işte ne bileyim ekonomik durumu yeterli olmasa da ama diğer güç daha önemli tarihsel güç toparlayabilme gücü var ve o toparlayabilme gücüne karşılık Türkiye'nin bölünmesi lazım ama Türkiye'nin bölünmesi de çok zor. Yani öyle bir zor ki şimdi mesela etnik şeylere bakıyorsunuz Kürtlerle Türkler bunları birbirine savaştıracağız böleceğiz ama bir bakıyorsunuz ki mevcut etnisite de yani Kürtleri mesela alalım. Kürtlerin mevcut olanlarıyla Türklerle kaynaşmış olanları daha fazla. Yani aile kurmuşlar. Evet. Onların çocukları artık iç içe geçmiş. Sen Kürt müsün diyorsun Kürt'üm. Türk müsün diyorsun Türk'üm. Yani orada şey yok. Ya bunu artık bölme imkanı kalmamış. Biraz geç kalmışlar o konuda. Şimdi öyle olunca bunu bir savaşla başka bir devleti de arkasına alarak yapmak gerekiyor. O da İran. Yani İran'ın yönetimi değiştirilerek, Türkiye ile savaştırılarak, karmaşa çıkartılarak böyle en sona saklanmış bir şey var, proje var. Ama bu proje tutar mı tutmaz mı? Yani büyük oranda tutmayacağı anlaşılıyor ama tabii kargaşa dönemleri yaşayacağız. Yani kargaşa ve o kargaşa dönemlerini mesela Müştak Baba çok güzel bize anlatmış. Ne nasıl diyor Müştak Baba divanına geçelim. Nasıl anlatmış? Mesela bir tane örnek vereyim bu Suriye ile ilgili. Yani Firak diye bir şiir var sayfa 52 ve 53'te divanında. Şimdi burada anlatıyor, bir şeyden bahsediyor. İşte güzel günlerin geleceği bir şey çizmiş. Hoştur o dem ki, ondan sonra müddeti hicran olup, yani ayrılık zamanı gelip tamam olduğunda, bu yüviselden vere bağdı sava peyam, mesela kavuşma ümidinden bana doğu rüzgarı haber verdiği zaman diye böyle anlatıyor. Bir satırı var, çok ilginç. Şöyle diyor, olmuş iki firak ile eyyam tireşam. Şimdi Tire ve Şam, Lübnan ve Suriye'nin başkenti Şam. Yani Lübnan ve Suriye. Açarsak olmuş iki ayrılık zamanı, yılları Lübnan ve Suriye'nin. Nereden bu ayrılık zamanı olmuş Lübnan ve Suriye'nin? Osmanlı'da bu şiirin yazıldığı zaman Suriye'den bütün Arabistan'a kadar her şey Osmanlı'nın içindeydi. Bu ne şiiri Müştak Baba yazdığı zaman daha hiçbir şey ayrılmamıştı. Şimdi öyle bir şey anlatıyor ki olmuş bitmiş diyor. Peki sen burada yaşıyorsun. O Suriye her taraf Osmanlı toprağıyken bu şiiri yazıyorsun. Nasıl bir şey bu? Sanki oraya gitmiş, zamanın ötesine gitmiş. Orada bir şeyler görmüş ve onu gelip bize anlatıyor gibi satır yapmış. O zaman biz diyoruz ki burada bir acayip durum var. Bu geleceğe ait bir ebced hesabıyla çözülebilir mi diye. Onu ben çözmeye çalışayım isterseniz. Tahtan hazır. Mesela şöyle. Yazalım tek tek şeylerini. Olmuş iki firak Türkçesini yazıyorum tabi ile eyyam tire şam. Evet. Şimdi bunların şeylerini yazalım. Şurası iki rakamının ebced karşılığı 41. Firak 381. Ondan sonra eyyam 52, tire 615, Şam da 341. Şimdi şöyle bir şey alıyoruz. Birincisi çözümleme yaparken Firak, tire, Şam. Acaba bizden ayrılış zamanı, Firak ayrılış demek, tire ve Şam'ın Osmanlı'dan ayrılışını acaba bu tarihi verecek mi? Firak, tire, Şam. Bunun toplamı hemen toplamlarını yazayım. 1337 bu. Tabii bu
Eski tarihe göre. Yeni tarihe göre 1917-18. 1918 yazalım. 17 ile 18'in arasında. Hı hı. Ve tam tarih oturuyor. Bu tarihte Mustafa Kemal geriye çekildi ve o bölgeleri bıraktı. Evet. Bizden Osmanlı'dan tamamen o bölgeler ayrılmış oldu. Peki biz şimdi ikinci bir şey yapıyoruz. Projeksiyon yapıyoruz. Burada firak, yılları almadık. Şu eyyam kelimesini almadık. Ayrılış, firak. Eyyam, yıllar. Yani yıllar geçtikten sonra acaba birleşecek mi bizde diye bir bakıyoruz. Tire, Şam. Burada da iki dediği için şu eyyama eyyam diye yılları iki kere almamız gerekiyor. Yani hesapta öyle çıkıyor. Ona da bakıyoruz. 1441. 1441. Şuraya yazayım. Bunun da tarihi 2021-2022. 2022 diyelim. Şöyle bir yorum yapıyoruz. Esad Suriye'de 2021 yılından sonra olmayabilir. Ve Suriye'nin bir seçimle yeni bir düzeni kurulabilir. Ve bu düzende daha sonra Türkiye'ye bağlanma isteği doğabilir diye yorum yapıyoruz. 2021 çünkü mi dediniz? 2021-2022. 22, evet. Bu yorum doğru mudur, değil midir bilmem. Ama buradaki şiirin geliş şekline göre ayrılış yıllar yıllar sonra Tire ve Şam birleşecek mi diye sorduğumuzda 1441 çıkıyor, 2021. Yani 2021 ve 2022 yıllarında Suriye'de bir dönüşüm olacağını anlıyoruz. Çünkü ayrılış var, tekrar birleşme var. Bunun devamı var. Tekrar bir ayrılma, tekrar bir birleşme daha var. Ama onlar uzun dönemde. Şimdi bizi ilgilendiren... O uzun dönem ne kadar bir dönem? Yani o 120 sene, 130 sene falan sürüyor. Bu birleşme de 35-40 sene kadar sürüyor. Benim buradan şiirden çıkartabildiğim şeye göre. Şimdi mesela bu. Bu şiirin içinde aynı zamanda bu işlerin başladığı tarihte yazıyor. Yani Suriye'deki kargaşaların. Matemhanedir Nil diye. Yani Nil, Mısır, matemhane. Bir matem evine dönmüş gibi. Oradan başlıyor bütün şey. Onu da 1431, 2010 ve 2011 seneleri, Suriye'deki olayların başlangıcı 2010 ve 2011 senelerine dayanıyor. Mısır'dan başlıyor önce, Afrika'dan başlıyor ve ondan sonra Suriye'ye sıçrıyor. Şimdi onun için bu şiirlerdeki bilgilerin tamamen böyle elimizin tersiyle çevirip atamayacağımız bilgiler olduğu anlaşılıyor. Evet. Ve tasarımı da çok acayip. Olmuş diyor. Yani olmuş bitmiş bir şey yok. Sen onu yazdın sene 200 sene önce. 200 sene önce sen böyle bir şey yazıyorsan bu geleceğe dönük hesaplanabilir ve Evcet hesabıyla yazdığını birçok şiirlerinden biliyoruz. O zaman bu yorumları yapabiliyoruz. Şimdi mesela Suriye'deki olaylar böyle bu şekilde. Bunun daha alt yorumları da var. Ama kaba olarak şunu söyleyebiliriz. Yani 2021 önümüzdeki 1-2 sene içerisinde bu işler çözüme girecek gibi görünüyor. Şimdi mesela şu andaki yorumu ben bu şiirin başlangıcını... Burada bir Armageddon filandan bahsediyor mu böyle daha büyük sonraki bir savaş? Dönemde, ne, hangi dönem o dönem? İran'la ilgili bir o şöyle 2048'den geçen sonra. Bir şey var mı? Ben onu merak ediyorum. 2048'den 2048. Sonra. İran'la ilgili pek fazla bir şey bulamadım. Yok mu? Yok. İran'la ilgili pek fazla bir şey bulamadım. Ama Mısır, Suriye bu bölgeler hep var. Başka başka şiirlerinde var. Şimdi buradaki yorumu mesela şöyle yapabiliriz. Diyebiliriz ki işte artık Esad da anlamıştır. Çünkü Rusya bu işin artık tamamen Türkiye ile ilgili, yani geçenlerde de mesela bu işte S-400 füzeleri, yeni uçak şeyleri, işte Amerika uçakları verecek mi, vermeyecek mi? Vermeyecekse Rusya ben veririm demeye getiren açıklamalar yapıyor falan. O zaman şunu anlıyoruz, yani Türkiye ile Rusya artık bu Suriye konusunda kesin bir anlayış zeminine girmiş gibi görünüyor. Bu zeminde de şu var, Türkiye'nin kesin burada çizgisi Esad buradan gitsin. Esad gitsin ama Suriye bu işi çözüm, Suriye'de Esad'ın gitmesini istemiyor. Şunu anlıyoruz, Rusya Türkiye'nin görüşüne yaklaşacak bu konuda. Ve burada ortak bir zemin bulunacak Amerika'ya rağmen bu işler. Çünkü Amerika bu Suriye'nin devamlı kargaşa halinde kalmasını istiyor. Buranın bölünmesi lazım. Bölünmenin bu önünde önemli bir engel bu söylediğim şey. Onun için buradan şunu anlıyoruz, yani Suriye'nin de tek başına ayakta kalamayacağını, yani yeni bir yönetim olursa, yeni bir anayasa olursa, evet, o gelen yönetim tabii yıkılmış bir ülke.
Buranın tekrar toparlanması lazım. Burada kendisine yardımcı olabilecek bir devlete ihtiyacı var. Sırtını dayayabileceği. Bunun da aşağı yukarı geleneksel olarak Türkiye olduğunu anlıyoruz. Ve Türkiye'yi yeni yönetim sanki birçok konuda sanki Türkiye hani senin toprağınmış gibi gel idare et burayı ve buradan bize destek ol tekrar ayağa kalkalım gibi bir yönelişte bulunacak gibi anlıyorum ben. Evet. Çünkü bağlanmadan bahsediyor burada. Yani bağlanma yorumu yapabilecek şeyler var. Başka Orta Doğu'da başka ülkelerin Türkiye'ye var. Bağlanmasıyla ilgili bir ya Irak'ta var mesela. Var mı? Irak ya şiirlerden bir şey çıkartabildin mi? Şöyle var mesela Irak'ta. Bunu isterseniz yazmayalım. Ben tarihlerini söyleyeyim hemen. Tamam. O satırı söyleyeyim. Burada da Irak'la ilgili birçok şey anlatıyor. Bir satırında da diyor ki gel diyor gezelim Irak'ı mahbubi olarak alalım. Mahbubi demek ya mahbub sevgili demek. Konuşarak, evet. Görüşerek yani anlaşarak Irak'ı almaktan bahsediyor. Ben bu alıp kelimesini çok dikkatimi çekti. Yani orada çok açık Osmanlıca'da alalım. Şimdi bunun da tarihi 2018'den sonra görünüyor. 2018'den evet, sonra. 2018 ile 2055 arasında burada tarihler veriyor. Irak'ı mahbubi alıp yani gel gezelim Irak'ın içini şöyle yapalım böyle yapalım gel beraber gezelim. Halbuki Irak o dönemde Osmanlı toprağı. Yani Irak'ı gezeceksen git gezsen. Ama diyor ki gel beraber gezelim de Irak'ı konuşarak tekrar alalım. Tekrar hani sevişerek sanki böyle konuşma da değil sadece. Hani sen ayrı bir devletsin sen. Hani biz sevgili olduk bir tekrar birleşelim gibi. Sanki öyle bir şeyi var. Mesela o var. Ondan sonra daha çarpıcı işte biraz önce söylediğim yine Suriye ile ilgili bir şey söyleyeyim. Ne diyor? Burada da şu var. Cennet üstünde ya altında olsa müştak. Bu da çok acayip bir satır. Şimdi cennet diye bir yerden bahsediyor. Altında da oldu niran garip zulmet ah Şam ile Şam. Yani niran dediği böyle çok karanlık bir cehennem. Garip zulmet, karanlığın en koyu hali oldu. Akşam, akşam üzeri gibi oldu. Yani geceye girer gibi oldu. Şam. Yani direkt Suriye'yi söylemiş evet. Ve Suriye'nin başına gelecek olan tarihi vermiş burada. Ama üstünde de bir yer anlatıyor. Altında mı olsun, üstünde mi olsun? Cennet. Altında mı olsun, üstünde mi olsun? Şimdi burada şeyi yaptığımız zaman, yorumlamayı yaptığımız zaman yani üstünde müştak. Üstünde müştak kelimelerini birleştirdiğim zaman 1367 İsrail'in kuruluş tarihi çıkıyor. O zaman şuna bakıyoruz. Tarif ettiği yer mesela şöyle bir şey çizsek. Şöyle bir yer çizsek. Şurada İsrail olsa. Evet. Şurada Suriye olsa. Şöyle. Şurada da Türkiye olsa. Şimdi şuradan bahsettiği için üstünde müştak dediği zaman İsrail'in tarihini vermiş. Altında müştak dediği zaman Türkiye'nin kuruluş tarihini vermiş. Böyle enteresan şeyleri var. Şimdi bu şiirin diğer satırlarından da başka başka bilgiler elde ediyoruz. Yani oradaki o tarihler doğru çıkınca bunlar tabii Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan ve İsrail kurulmadan bu tarihleri 200 sene önce yazdığı için bunları keşfetmenin imkanı yok. Ama bir tanesi gerçekleşince şiiri de okuyunca aa diyorsun bak burada bu var burada hepsi bu var. Hepsi dökülüyor diyorsun. Dökülüyor. Ondan sonra Suriye ile ilgili verdiği diğer tarihlerin doğruluğuna kesin hükmedebiliyorsun. Ve anlattığı şeyleri ha tamam diyorsun bu da olabilir bu da parçalar olabilir. Parçalar birleşiyor. 2023 Türkiye'si tabii çok merak ediyoruz. İşte 2023 bu açıdan tam önemli. Olarak... Zaten burada 2022 çıktı. Bu şiirde benim bulduğum Evcet tarihlerinde bir sene iki sene sapmalar olabilir. Onları daha önceden böyle çok eleştiriler aldım. Şimdi onlar bazen bir elif yazılıyor, öyle oluyor. Bazen hicri tarihiyle miladi tarih arasında kaymalar oluyor, oradan oluyor. Onun için 2023'e mesela 2023 de diyebiliriz, 2022 de diyebiliriz. Anladım. Ama orada şu var, bu işler yoluna girmiş, artık olmuş, kararlar verilmiş, açıklanması belki 2023'e bırakılabilir. Öyle evet. Olabilir. Yani çünkü birçok şeyin bir sene, bir buçuk sene önceden zemini hazırlanıyor. Şimdi çok ilginçtir ki Beyza, biz Serhat'la farklı analizler yaparak o Müştak Baba'nın kehanetlerinden yola çıkarak buraya ulaştı. Ben de 2008'den beri bir şeyler söylüyorum. Diyorum ki Türkiye bölgesinde o kadar büyük bir ülke olacak ki ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin bütün hinterlandındaki yani Irak,
Suriye, Filistin, Ürdün, Kıbrıs, Yunanistan, Balkanlar, Kırım'da dahil olmak üzere bu Türkiye'nin merkezde olduğu ve bu yönetimin İstanbul kaynaklı yönetileceği bir organizasyonla tüm hinterlantına sahip olacak diyorum. Sen biliyorsun. Evet. 2008'den beri bunu söylüyorum ben. Hatta diyorum ki biraz daha ileri gidiyorum. Bu diyorum işte evangelist aklın arkasındaki üstün aklın projesi tutmayacak. İsrail de koru beni diye Türkiye'ye yanaşacak. Hmm. Bak şimdi olur mu bu? Ya zaten olur tarihimizde mu? Hep baktığımızda 1492 bütün Yahudileri, Müsevileri evet. zaten Osmanlı'ya getirdi. Şeyde var ondan sonra İkinci Dünya Savaşı. Yani işte Aşkenaz Yahudilerin hepsi geldi. Biri seferatlar oradan geldi. Aşkenazlar demek buradan geldi. Devamlı Türkiye, İsrail'in hamisiydi. Bu süreci eğer görmediğimiz zaman İsrail'in Türkiye'ye ihtiyacı var. Yani bununla şöyle birlikte bir şey de şöyle bir şey gelişiyor. Hemen bitiriyorum. Şöyle bir şey gelişiyor. Türkiye'nin bu hinterlantı, ama bu hinterland dediğim şöyle bir şey değil ha. Yani Türkiye'ye bağlanacak değil. Türkiye hinterlantında oluşan bir federatif yapının merkezinin İstanbul kaynaklı olup bu federatif yapının işte atadığı ki insanlar bir meclis oluşturacak. Bu mecliste bu bölgeyi yönetecek diyorum. Bu evangelistlerin evet. bir projesi var. İsrail'in bu mevcut bulunduğu durumda tıkandığı ve aşamadığı çok şok edici bir gelişmeyle bunu sınırlarını yırtıp aşabilmesi için şöyle bir şey öneriyorlar. İsrail yıkılmış gibi olsun. İsrail'i saldırttıralım. İşte IŞİD olsun, diğerler olsun, İran saldırsın, şu saldırsın, bu saldırsın. Yıkılmış gibi olsun, gücünden kuvvetinden bir şey kaybetmesin ama zaafa düşmüş gibi olsun. Ve bunun üzerine tekrar yeni bir mağduriyet üretip yeni bir saldırıya geçsin. Ve bunu böyle açsın. Hatta bu yani kaybetmiş gibi görünsün. Kaybetmiş gibi görünsün. Bu da işte 2022-2023 yıllarına geliyor. Bu arada da hem Kubbetül Sara hem Mescid-i Aksa'nın bu terörizmle yıkılması ve tekrar evet. Süleyman Tapınağı'nın şimdi yapılması operasyonu. Bu konuda Arap ülkelerinde İsra suresindeki ayetlere dayanarak yine Ebced hesabıyla tarih veren ve kitap yazan birçok şey var. Onlardan bir kısmını ben de okudum. Ve onlar bunu İsrail'in kesin yıkılış tarihi olarak öne sürüp yorum yapıyorlar. Aynen. Ama burada bana göre işte 2023'lü yıllar, 1441'den sonraki yıllar. Ama bana göre bu şey bir proje. Yani tutmayacak. Tutmayacak bir proje. Hem de şok olarak planlanan ve tuzak bir proje. Ama tutması da pek mümkün değil. Yani zaten bunu razı etmek de zor. Yani İsrail halkın olacak bu arada. Yani onlar çünkü bazen mesela Hitler zamanında da halk olarak gözden çıkartılıp birçok şeyler oldu. Biliyorsun sen tabii. onu çok söylüyordun. Yani Hitler'in projesi acaba İsraillere yönelik mi, Yahudilere yönelik mi yoksa bu bir şey Hitler mi? Bir proje miydi diye. Hitler bir tamam. proje miydi, kendisi bir proje miydi diye. Şimdi böyle bir şey o dönemde çünkü Yahudi halkı da çok büyük zulüm görüyor ve buna karşı çıkan çok şey Yahudiler de var. Ama bu böyle bir şey tutmayabilir, tutmaz da zaten. Ama burada şu var, önümüzdeki yani 30-35 senede Türkiye'nin bölgede ağırlığını daha da hissettireceği anlaşılıyor. Tam burada yine virgül koyacağız. Bir ara vereceğiz arkasından. Yine devam edeceğiz. Artık son bölüme giriyoruz değerli izleyiciler. Bence gerçek etiketi altında bekliyoruz. Hem de söz verdiğimiz gibi artık Serhat Ahmet'ten bir izleyicimizin verdiği bilgiler üzerinden Ebced hesabını yapacak, esmasını yorumlayacak. Birazdan birlikteyiz efendim. Değerli izleyiciler, kayıt dışının artık son bölümüne geldik. Belki de programın başından bu yana duyurduğumuz ve en çok beklenen bölümüne geldik kayıt dışının. Bence gerçek etiketiyle sizler de oldukça yoğun katılım gösterdiniz. Bunu bu akşam özellikle bir kez daha söylemekte fayda görüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Serhat Ahmet Han'ı çok sıkı takip eden izleyicilerimiz ve kendi okurları aynı zamanda. Bugün yine burada görmekten çok mutlardı Serhat Ahmet Tan'ı ve kendi isimleri ve doğum tarihlerini doğum tarihi, vermek anne suretiyle adı. Anne adlarını aynı zamanda vermek suretiyle bir izleyicimizin esmasını çıkaracağını söylemiştik Serhat Ahmet Tan'ın ve işte evet. o bölüme geldik.
Ama artık önce, hızlandı. Önce ama ondan önce yapalım. Evet, söylediğimiz gibi tabii ki bir Ertan evet. Bey'le girizgah yapacak ama hem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ve Muharrem İnce'nin yine çok enteresan ilişkiler var aralarında. Evet. İzlesinler. Tespit ettiği önemli ayrıntılar girift var. Girift olan değil mi? Evet, çok girift ilişkiler var. Bazı izleyicilerimiz sordu Muharrem İnce'nin neden hani diye. Çünkü şöyle. Size şöyle, daha vurgulayın isterseniz. Şöyle söylemek lazım. Yani bir kişinin esmasını çıkartabilirsiniz ama ona bağlı kişilerle onu yorumlayabilirseniz etkileştiği kişilerle sonuçları da ve etkileşimlerini de çok iyi çözersiniz. Yani onun için Trump işte yakın zaman işte 24 Haziran'da seçimler var. Seçimlerdeki rakip ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın durumu bu üçlü bir dünyayı, bir Türkiye'yi yorumlamış olacak Serhat. Evet. Peki. O zaman şimdi biz az önce Müştak Baba'nın divanı ile ilgili çok önemli bugünü işaret eden, 2023 Türkiye'sini işaret eden ve günlük siyaseti, bugünkü günlük siyaseti işaret eden şiirlerini yorumladı. Ama ben yine şu Orta Doğu'daki 14 devlet konusundan girmek isterim bu bölümde. Ne dersiniz? Evet, şimdi şöyle, bir açalım şöyle, isterseniz. Evet. Şimdi iki tane referans noktası vereceğim. İzleyicilerimiz tam kafasında oluştursunlar. İkisi de 2003 yılına dayanıyor. Bir tanesi 7 Ağustos 2003. 3, tamam. 7 Haziran 2003'te Condoleezza Rice eski Dışişleri Bakanı The Washington Post gazetesine bir demeçte bulundu. Dedi ki Orta Doğu'daki 22 ülke bölünecek, bunların içinde Türkiye de var demişti. Hatırlayın. Hı hı. Şimdi ona baktığınız zaman bir de böyle ulvilikler falan yapmışlar. Biz Avrupa'yı da işte böyle yenilemiştik. İşte Avrupa'yı yeniledikten sonra şimdi Orta Doğu'ya döndük. Orta Doğu'yu da yenileyeceğiz. İşte o kadar büyük yenilikler yapacağız ki bütün liderlerin hepsini, daha doğrusu diktatörlerin hepsini yok edeceğiz filan. Şimdi ve en önemli kavramı Condoleezza Rice'ın şuydu. Bush'la birlikte dediler ki biz Orta Doğu'ya demokrasi ve barış getireceğiz. 2003, 2018. Evet, evet. 15 yılda barış mı geldi, ölüm mü geldi? Şu anda yalnızca ölen insan sayısı, yani Suriye'de baktığımız zaman, yani ve de şeye de gidelim, yani mültecilere de baktığınız zaman, Irak, Suriye ve bölgede dahil olmanız üzere, Sahra Üstü, Afrika'da dahil olmak üzere, bu Avrupa'ya göçler falan. İkinci referans şuydu, hızlı geçiyorum ki sen bu ebcedlere evet, geç diye. Yine Robin White diye bir adam var, New York Times dış gazetesi. Dış politika analistiydi kendisi. Bu dedi ki Orta Doğu'da dedi hemen hemen ülkelerin hepsi tekrar yapılanacak. Bu yapılanacak ülkelerde dedi 14 tane yeni devletçik çıkacak. Bunlardan şöyle bakabiliriz kimler var diye. Suudi Arabistan 4'e bölünecek diyor. 2003 tarihli ikisi de. Fakat şimdi baktığımız zaman işte Prens Salman'la Amerika'nın arası çok iyi. Çünkü bu bölünmeyi engellemeye de çalıştılar belki. Arabistan'da Kuzey, Güney, Doğu ve Batı Arabistan olarak 4 tane yeni devletçik kuracağız. Çünkü oradaki işte küçük prenslikler de evet, küçük prenslikler de bravo Buket. Küçük prenslikler de ona göre şekillenecekti. Irak 3'e bölünecek dedi. Kürt noktası, bölgesi, Sünni devlet ve Bağdat'ın güneyinde bir Bağdat merkezli bir Şii devlet kurulacak. Yemen 2'ye bölünecek demişti. Yemen'de Sana merkezli bir Kuzey Yemen ve Güney Yemen'de Aden merkezli bir Güney Yemen olacak dedi. Libya, Trablus, Srenkia ve Fizan olmak üzere o da 3'e bölünecek dedi. Ve Suriye'de 3 ayrı bölge oluşturulacak dedi. Bunlar da hemen hemen oluşturacak dedi ama 360 bin kişiye yakın insan öldü şu anda Suriye'de. Evet. Ve bunlardan 12 milyon insan da göçmen. Yani Rice'ın söylediğini düşünün, hani özgürlük getireceğiz, barış getireceğiz. Barış getireceğiz. Bu nedense bu Amerika nereye giderse gitsin özgürlük ve barış getiriyor ve İşte Tunus'tan başlayın, Kuzey Afrika'dan başlayın, Orta Doğu'nun hep nereye gittiyse gitsin Amerika hep böyle bir felaketler, evet, ölümlerle karşılaşıyoruz. Yani evet, dolayısıyla buna hazır mıyız? Evet, dünyada ve bölgemizde böyle devletçikler kurulacaktır.
Bu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama Türkiye'nin federatif yapısı yani bulunduğu bölgedeki durumu federatif yapıyla ilgili hiçbir zaman Türkiye ile böyle bir yorum olmadı. Türkiye'yi bölmeye çalıştı ama Rice Türkiye federatif bir yapı içinde değil yine kendi üniter yapısıyla birlikte hareket edecektir. Bu da Türkiye'nin elinin en güçlü olduğu şeydir. Yani yönetim şekli veya varoluş şeklidir. Eğer bunu bir kaybedersek ve bölünmeye başlarsak artık Türkiye diye bir ülke kalmaz. O zaman ülkecikler oluruz. Bunun için de birlik ve beraberlikten daha önemli, hele şu dönemlerde yani başka şöyle, bir şey yok. Evet, planları şöyle, evet. Mesela Sevr şeyindeki gibi İstanbul 7 tane dünya ülkesinin kontrolüne verilecek. Yani onların kendi planlarına göre. Ege bölgesi Vatikan'ın kontrolüne verilecek. İşte Antalya falan o bölgeler Fransızlara yine aynı. Yani Sevr Barışı'nda. Sykes-Picot anlaşmasında yapılmış aynı, kavramın. O şeyi, işte sonra. Evet. İşte Güneydoğu bölünecek. Orası ayrı bir şey olacak falan. Kuzey Ermenistan'a verilecek. Hatta kuzey bölgeler işte Rusya isterse Rusya'ya ta şey Zonguldak'a kadar falan. Yani sadece Türkiye'ye Ankara, işte Çorum falan o civardaki bir şey bırakılacak. Hani denize, Karadeniz'e çıkışı var mı yok mu? O da bir de tartışılır. Plan öyle. Ama bu plan tabii şu var. Yani şeydeki... Tabii bu plan zannediyorum 16 Mayıs 1916'ydı Sykes-Picot anlaşmasının yapıldığı. İşte 3 tane İngiltere, Fransa ve Rusya ile birlikte hazırlanmış bir anlaşmaydı. Şey var yani Kur'an-ı Kerim'de de şey ayeti var işte. Onlar tuzak kurarlar, Allah da tuzak kurar. Tuzak kuranların en hayırlısı Allah'tır diye öyle bir ayet var. Yani burada şu var, daha üst bir yapı olduğunu düşünmek lazım. Ne planlar olursa olsun, ne tuzaklar kurulursa kurulsun, bunların sonuçta hiçbirinin tutmayacağı, işlevsiz olacağı anlaşılıyor. Yani buradaki bütün biz bunu anlayabilmemiz, başımıza ters olaylar gelse bile sabırlı davranıp, böyle fevri davranmadan ona göre Hristiyanlara da bunu anlatabilmemiz. Ve hatta sizin söylediğiniz gibi önce kendi içimize bunu anlatabilmemiz. Kendi içimize ama yavaş yavaş anlaşılıyor. Bakın işte Ertan Bey'in söylediği tarihlerden itibaren 2008, evet. 2009 benim kitaplarımın ilk çıkmaya başladığı yıllar. Bu tarihlerde biz bunları söylediğim zaman birçok kişi gülümsemeyi de geçiştiriyordu. Ya bana çok güldüler. Komplo teorisi diyorlardı. Ya komplo teorisi bu adam uçuyor. Uçuyor, kaçıyor. Yani, hatta ben hatırlıyorum. NASA'yı geçti diyorlardı hatta. Yani işte televizyonda alaycı gülümsemeler şunlar bunlar onlar hep Ertan Bey o günlerde karşılık vermedi sabretti falan ondan sonra yavaş yavaş anlaşıldı şu anda sen komplo teorisi kuruyorsun diyenler öne çıkmış bakıyorum ben televizyonlarda bizim laflarımızı anlatıyorlar ve çok da somut gerçekler bilimsel şeyler gibi kılıflara sürdürüp böyle şey anlatıyorlar yani ne oldu o eski günlerdeki bir çıkarsak yani programları falan bir izlesek ne diyordunuz şimdi? Nasıl buna bu yola karşı geldiniz? Çıkıyordunuz, yani karşı çıkıyordunuz, gülüyordunuz, alay ediyordunuz. Şimdi bunların anlaşıldı. Hakikaten böyle planlar ama bu rahmetli Aytun Çaltındalı da söylüyorlardı. Komple. Ya, hani evet. Komple diyorlardı. Komple de diyemiyorlardı. Bu şey diyordu. Evet. Arap bağrı, Arap karnı bağrı diyordu. He, Arap karnı bağrı. Karnı bağrı tabii. Diyordu yani sonuçlar böyle olacak görürsünüz gibisinden. Bu arada 14 yeni devlet projesinde Granfüller'in çalışmaları nedir diyor Hasan Bilgin. Granfüller zaten bu yapının içinde de var. Granfüller aynı zamanda Evangelist bu bahsettiği Serdar Turgut'un bahsetmiş olduğu o yapının içinde de var. Amerika'da olduğu için direkt olayları çok yakından takip ediyor Serdar Turgut. İzlesin izleyiciler okusunlar. Granfüller orada en önemli oyunculardan bir tanesi. Ama Granfüller bu işin çok küçük bir parçası. Yani... Suyunun suyu. Yani çok etkili bir adam değil. Bir ara işte Türkiye'den sorumluydu vesaire. Ama şeyi düştü hani. İşte bayrağı yere düştü. Şimdi geldik. Şimdi şöyle girelim. Yani, buyurun. Bireysel olaylara bakmadan önce yine Müştak Baba'nın bir şiirle gireyim ben. O çünkü Türkiye'yi ilgilendiren bir şiir. Ve özellikle AK Parti'yi de ilgilendiren bir şiir. Ben bunu 2009 senesinden beri söylüyorum. Bu da sayfa 18. Müştak Baba Divanı sayfa 18. Müştak Baba'nın Timsah şiiri. Bu Timsah ismini de Timsah geçtiği için ben verdim. Şimdi bu Timsah şiirinde şöyle diyor. Ta ki Ruşan ola Derya-i Sefit. Dalmaya bahri siyah timsah. Bu Timsah şiirinin son satırı. Daha önce bir şeyler anlatmış. O anlattıklarını İsrail Devleti'nin kuruluş tarihleri falan var. Ondan sonra da bu lafı söylüyor. Diyor ki, Ruşen görünür oldu demek. Belirgin oldu demek.
kendi zamanından itibaren diyor ki ta ki bir zamanda görünür olacak. Ne görünür olacak? Bir şey görünür olacak. Ve sesleniyor bir yere. Derya-i Sefit. Bu Derya-i Sefit kelimesini ben aldım, anlamaya çalıştım. Şimdi derya aslında okyanus demek. Evet. Sefit de ak demek. Beyaz değil bakın. Beyza demiyor. Beyaz kelimesini kullanmıyor. Ama sefit diyor. Sefit özel bir kelime ve ak. Şimdi bu ak beyaz da diyebilir ama özellikle bunu söylüyor. Sanki bir yere sesleniyor gibi. Şimdi bunu Akdeniz olarak yorumlayanlar var ama ben bütün haritalara baktım. Osmanlı zamanında, daha önceki zamanlarda Akdeniz'e kesinlikle Derya-i Sefit denilmiyor. Bahri Sefit. Karadeniz'e de Bahri Siyah. Şimdi burada niye sen Derya-i Sefit diyorsun? Bunu bilmeyecek bir insan değildi o. Özellikle Derya-i Sefit diyor. Derya-i Sefit diye bir yer yok. Akdeniz'i söylemek istiyor ama altında bir mana da var. O zaman şunu baktım. Derya'yı kelimesini böldüğümüz zaman şu çıkıyor. Derim, ey, ya, ey demek, ünleme. Derim, ey Sefit, sana sesleniyorum. Yani bir şey görünür oldu, olacak şu tarihte. Dikkat et. Altında söylüyor, dalmaya bahri siyah timsah. Sakın Karadeniz'e timsah diye bir şey dalmasın. Bu timsah nedir? Zaten timsah üstü İsrail'in tarihlerini verdiği için İsrail olduğunu anlıyoruz da. Timsah aslında sembolik olarak yine İsrail'i temsil eden bir şey. Büyük yılan demek veya büyük sürüngen demek. Zaten kendi öyle şeyleri de öyle. Yani sembollerde kendilerini bütünleştirdikleri. Çünkü şu anda işte bir sürü şey var. İnterneti açar bakarlarsa bizi izleyenler. Yani orada işte timsah yaratıklar, şunlar bunlar timsah öyküne. İşte İngiliz kraliçesinin altından kazıyorsun timsah şey çıkıyor falan filan. Bu özel soya timsahla bir bağlantısı var sembolik olarak. Şimdi o zaman biz diyoruz ki Karadeniz'e İsrail'in girip girmeme, öyle bir güce ulaşıp ulaşmama tarihini veriyor. Ama aynı zamanda Ak diye bir yere seslendiği için de bu tarih Ak dediği kişiyle veya grupla özdeşleşiyor. Onun da tarihi 2029. Şimdi o zaman ben şöyle bir yorum yaptım. Daha önce Ak Ecevit vardı, Ak Günler şu falan, yani Türkiye'yi ilgilendiren şey. Ama Ak Parti hepsinde üstüne çıktı. Yani Türkiye'yi şu anda işte 10 küsur seneye yakın yönetiyor ve daha da yönetme ihtimali var mı yok mu diye 2009 senesinden itibaren ben baktığımda şöyle bir şey gördüm. Bu iş 2029'a kadar gidiyor. Ama hadi geriye çekelim, 2027 diyelim. 2029'a kadar gidiyor. Ondan geriye geldiğimizde 5 sene 2024'e ulaşıyoruz. 2024'teki seçimde de ben kazanabileceğini söylüyorum. Kazanacağını söylüyorum. Ondan 5 sene önceye geldiğim zaman 2018'e ulaşıyoruz ve bu sene. Bu seneki seçimlerde, çünkü bu seslenişi yaptığı zaman onun en son tarihini söylüyor. Bu tarih 2029. 2029'a kadar ki bütün seçimleri kesintisiz alacağını ben söyleyebilirim. Yani şu şiire göre. Yani, şunu mu söylüyorsun? AK Parti hem bu seçimleri, 2018 seçimlerini... 2024'ü de alacak. 2024'ü de. Yani iki ama tane seçim var. Arka arkaya alacak mı demek istiyorsun? Alacak. Yoksa daha tarihleri de, söyleyerek mi söylüyorsun? Daha önceden de ben söyledim. Evet. Önceki seçimlerde de hep söyledim. Evet. Çünkü seninle beraber programlar da yaptık bu konuda, biliyorsun. Sen konuk olmuştun falan. İşte Hasan vardı ondan sonra. Şimdi onları söyledik. Hatta o seçimlerden bir tanesinde ikinci bir seçim yapıldı, erken seçim, hemen kısa bir zaman 6 ay sonra falan, işte koalisyon olacak olmayacak falan. O zaman da kesime çok büyük farklı alacağını söylemiştim. Onlar seçimden önce de program yaptık hatırlıyorsan, seçimden sonra da yaptık. Şimdi de söylüyorum, diyorum ki bu seçimleri de kesin, hatta yani %100 fark atarak, öyle söyleyebilirim. Yani en yakın rakibine %100 fark atarak, yani o 1 olduysa bu 4 olacak veya işte 2 olacak, 3 olacak. %100 fark atarak kazanacağını söyleyebilirim. Şimdi burada yalnız öyle bir şey çıkıyor ki bu görünür olma meselesi, tarihine baktığımız zaman da bunun İsrail'in kuruluş tarihinin olduğunu görüyoruz. Ve timsah lafının da daha sonra biz araştırdığımızda Almanya'ya İsrail'in Tanin diye bir grup atom denizaltısı siparişi verdiğini ve bunların Tanin isminin timsah olduğunu, İsrail dilinde timsaha karşılık geldiğini ve bu denizaltıların Karadeniz'e girme ihtimali olduğunu söylüyoruz. O yüzden bir uyarı yapıyor. Yani bunu da AK Parti'ye yaptığı için ben diyorum ki o tarihe kadar AK Parti iş başında, çünkü ona uyarı yapıyor. Şimdi böyle bir şeyle hatırlıyor musun girdiğimiz zaman şimdi aslında bu konuya geldi. Yani buradan güç alarak
Şöyle bir ayrıntıyı da söylemem lazım. Şimdi 2029 dedik, geriye geldik 2024 dedik, ondan öne geldik. Bu aslında bu tarih 2019 olması gerekiyor. Fakat şimdi 2018'de bir erken öne alındı, erken seçim yapılıyor. Burada sanki bir senelik bir benim yanılma payım diyelim. Ama eğer yanılmamışsam şöyle bir şey olabilir. Bu seçimlerde kısa zamanda bir seçim daha yapılma ihtimali de olabilir. Onu da antiparantez söylüyorum. Nasıl? Yani işte yeterli parlamento çoğunluğu olur veya olmaz. Böyle şeyler konuşuluyor ya. Yani Cumhurbaşkanlığı almasına rağmen istediği... Çünkü buradaki şey çok önemli. Yani öyle bir şey var ki yeterince güçle parlamentoda olmazsa burada çıkacak olan kanunların ertelenmesi ihtimali veya zora sokulması ihtimali olabilir. Tökezlenecek. Tökezlenme işte, ihtimali olabilir. Bunu da hisseden Cumhurbaşkanı tekrar bir seçimle o parlamentodaki kaybı telafi etmeye yönelebilir diye düşünüyorum. Yani onun da bilemiyorum olur veya olmaz ama çünkü tarihler öyle geldi. Ama sen şöyle diyorsun, Muştak Baba'ya göre diyorsun, iki kere seçim kazanacak AK Parti. İki kere seçim Parti. Kazanacak. Bunu kazanacak. Doğru, bundan bunu söyledin sonra, değil evet, mi? Onu tamam. Söylüyorum. Hı-hı. Kazanacak. Yani orada bir sorun yok ama burada şey var. Hani kendisine uygun ortam olmayabilir. Çünkü burada öyle şeyler olması gerekiyor ki. Yani işte eğer Suriye'deki böyle bir olay olacaksa buna da yürütme tamam biz bu şekilde de size destek olalım. Suriye'de bir anayasa yapılsın, yeni bir yönetim seçimler oluşsun. Biz de destek verelim dendiği zaman buna parlamentoda eğer yeterli çoğunluk yoksa itirazlar olabilir. Çünkü bugünden zaten Suriyelileri sen niye besliyorsun falan diye sesler yükseliyor. Şimdi böyle bir durumda arka tarafında yani parlamentonun da çok güçlü olması lazım. Eğer güçlü olmazsa, şimdi bu seçimlerde eğer yeterince güç olursa burada ben kendim diyeceğim ki ben yanılmışım. Tarihleri tutturamadım. Ama eğer parlamento seçimlerinde evet, kafa kafaya veya Erdoğan'ın istediği kadar güç olmazsa yani çünkü burada anayasayı değiştirecek güç artık 400'lerde falan. Yani 400 milletvekiline yakın olması lazım. Şimdi burada evet, 300-320-350'de falan kaldığı zaman zorlanmalar olabilir. İşte burası çok önemli. Çünkü burada şey dağıldı. Yani bir sürü parti çıktı. Daha önce seçimlerde baraj meselesiyle olan olmayan bir sürü partiler, bir sürü şimdi zorlamalar var. Böyle bir ihtimal olabilir diyorum. O da dikkat edilsin. Muştak Baba divanına yani göre. Muştak Baba divanına göre. Bu Muştak Baba divanına göre de değil. Benim yaptığım yoruma göre. Çünkü hatalı evet, olabilir. Ben hata yapmış olabilirim. Ama burada bir şey görüyorum. Ama şöyle söylememiz lazım. Edilsin. Biz Beyza nereden baksan işte Serhat'la 2008 benim çünkü ilk programları başladığım tarihti. O günden beri programlara hani hem konuk olarak gittik hem birlikte program yaptık. Ben Serhat'ların programları yaparken evet, konuk olarak gittiğimde bunu şimdiye kadar yapmış hepsini olduğu yapmış İmdi olduğu şeyler analizlerin hepsi çıktı. Çıkıyor yani tutuyor. Evet. Tarihlerde hatalar oluyor. Yani tarihlerden... Ama çünkü şey önemli olan tarih hataları değil. Önemli olan sonuçlar benim sonuçlar için. Çıkıyor. Tabii. Sonuçlar çıkıyor. Kaybı payını söylediniz zaten. Evet yani sonuçlar çıkıyor. Şimdi oradan şuna geçelim. Şimdi bu seçimlerde de işte etkiler var. İşte Amerika bir etkidir. Recep Tayyip Erdoğan bir etkidir. Diğer muhalefet partisinden Cumhurbaşkanı adaylı olanlar etkidir. Onların kişisel şeyleri bu bizim yorumumuzun üstüne oturuyor mu oturmuyor mu ona bir bakalım isterseniz. Evet. Onları da şöyle yapalım Ebced evet, hesabıyla. Mesela önce Sayın Cumhurbaşkanımızın şeyini yapalım. Şöyle isterseniz ben üçe böleyim. Cumhurbaşkanımızın Ebced hesabını yapıyoruz. Üçe böleyim. Ahmet'ten değerli izleyiciler. Şu alt taraf Donald Trump'ın olsun. Şurası da Cumhurbaşkanımızın olsun. Efendim Recep Tayyip. Şuradan hemen ben yapmıştım hesabını. 226. Annesinin adı Tenzile. Tenzile. Şöyle. 502. Doğum tarihi de 26.02.1954. KJ'yi bir değiştir Buket. Şimdi... Bunları topladığımız zaman şu 26.02.1954'ü de topladığımız zaman şunlarla toplayacağız. Burası 29 çıkıyor. Yani evet, şu doğum tarihi şuraya yazıyorum onu 29. Bu 29 şöyle bir şans sıralaması yapayım.
2, 3, 4. Bunlar düşük şans kategorisi. 5, 6, 7. Burası ortalama şansa sahip olanlar. 8 ve 9 yüksek şans. Şu 10'u ayrı tutuyorum. 10 kilitli yüksek ama kullanılamayan bir şans. Şu 11'de en süper şans diyoruz. Şimdi burada 29 sadeleştirdiğimiz zaman 11 çıkıyor. Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımızın süper şans dediğimiz kategoride bir şansı var. Süper şansı sahip. Çünkü 11 rakamından 11 kaynaklanıyor. Şimdi yani isminde Ebced hesabına göre 11 rakamını bulan herkes süper şanslı. Bu 11 rakamı bazen 2 senede bir, bir güne denk geliyor. Bazı senelerde bir gün oluyor. Bazen de 2 gün oluyor. Yani çok nadir insanlarda oluyor ve hepsinde de dünya çapında ya yönetici ya da çok ünlü kişilerde. Bunlar işte ses sanatçısı olabilir. Başka başka dallarda çok kendisini ispat etmiş çok ünlü kişilerde oluyor. Çok hangi nadir. Sene için bir hangi sene için iki gün o belli mi peki? Belli oluyor mu? Hesaplanarak bulunabiliyor. Evet. Bulunabiliyor. Şimdi burada enteresan olan 1954 senesinin işte 26 Şubat'ına denk gelmiş. Böyle bir günde doğmuş ve çok şanslı. Şimdi buradan şu rakamı yani Recep Tayyip isminin değerini, annesi Tenzile Hanım'ın değerini ve kendi şans değerini hesapladığımızda bir rakam buluyoruz. O rakam da 757. 757. Bu 757'yi de Allah'ın ilahi esmalarında hangi isme denk geldiğini yine Ebced hesabıyla buluyoruz. Onu da ben buldum. Burada Ya Muktedir çıkıyor. Bu da çok acayip. Ya Muktedir. Yani bu öyle bir şey ki bu da çok nadir olan bir çok esma. Çok nadir değil mi? Ya Muktedir tabii. Direkt iktidar sahibi demek zaten. Tabii. Ve bunun neyle ilgili? Her işte başarı. Korunmak ve kesinlikle hiçbir şeyden bıkmamak. Bunlar güdülüyor. Ya ve Sayın Cumhurbaşkanı fıtratıyla da aynı. Aynı zaten. Evet. Yani onu yöneten esma olduğu için o esma onu ister istemez kendi idealine ve kendi kemaline ulaştırıyor. Ayrıca bu isim Ya Muktedir ismi Allah'ın ilahi esmalarından. İlahi esmalar 3 kategoridedir. Celal şiddet içerir. Cemal uygunluk içerir. Aslında iki kategoridedir. Fakat bunlardan bir de İslam alimleri üçüncü bir kategori üretmişler. Bir de kemal demişler. Bu da mükemmel demek. Bu kemal esmalardan. Yani mükemmel esmalardan. Yani artık olgunlaşmış, kemaline gelmiş. Öyle bir esma ki diğer kategorilerin hepsinin üstünde. Evet. Üstünde. Şimdi burada bu esmayı bulduktan sonra şu 757 rakamına uyan Kur'an-ı Kerim'deki bazı böyle kalıp cümleler var. O kalıp cümlelerin hangisiyle eşleşiyorsa ona göre de yorum yapma imkanımız oluyor. Onlardan mesela ben buldum burada. Şu oturarak söyleyeyim. Buyurun. Mesela Şura suresinin 19. ayetindeki bir kalıp cümleyle eşleşiyor. Burada da şu var. Allah kullarına beklemediği yerden çok ince yerlerden rızık gönderir ve Allah destek olur. Kuvvetli ve o kuvveti çok saygın olan bir birisidir veya bir güçtür manasında. Bunun yansıması tabii direkt bu muktedir esmasına sahip olan kişilere oluyor. Burada da şu var. Hiç ummadığı yerlerden destek buluyor. Hakikaten de öyle oluyor. Ve çok kuvvetli, kuvveti de saygın. Yani insan kuvvetli olur da şimdi mesela işte diktatör diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar. Tutuyor mu? Hiçbiri üzerine evet, olmuyor oturmuyor. Değil mi? Oturmuyor. Hı hı. Oturmayınca şimdi burada bir saygınlık olmasa o oturur. Tabii. Gerçekten de öyle olabilir. Ama demek ki bu ayetin kapsamına girdiği için buradan Cumhurbaşkanımızın böyle bu nitelikleriyle ilgili gerçekten oturduğunu görüyoruz. Mesela bir tane daha var. İnşirah suresinin 6. ayetinde. İnne meyal üsrü yusra. Burada da şu her zorlukla mutlaka bir kolaylık vardır. Hakikaten de öyle. Zorlandığı zamanlarda onun içindeki o kolaylığı bulup çıkartabilen ve onu lehine çevirebilen bir şeyi görüyoruz. Yapısını görüyoruz. Tamam. Ondan sonra mesela Hazreti İbrahim'in bir duasıyla özdeşleşiyor. O da Şuara suresinin 83. ayetinde Rabbi habli hükmen ve el hıkni bis salihin. Yani bana bir hüküm ver. Hüküm gücü ver. Hükmetme gücü ver. Ve beni salih kullarından yap. Şimdi bu da çok önemli. Hakikaten hükmediyor ama burada salih kullardan olup yani her hükümdar salih olmayabilir. Tabii. Burada önemli bir yön var. Yani
hakikaten insanlığın, biraz önce bahsettiğimiz, programın başından beri bahsettiğimiz humanizm ve insanlığın neslinin, soyunun geleceği için bir şeyler ortaya koymaktır salih olmak. O da var, o özellik de var, onu da görüyoruz. Şimdi Mümin'in suresindeki bir ayet, 29. ayet. Bu da Hazreti Nuh'un duası. Nuh tufanı başlarken Hazreti Nuh bir dua ediyor. Rabbim beni çok mübarek bir yere indir. Ve onun indiği yerde işte Cudi diye geçiyor. Orta Doğu'da bir bölge, hatta Türkiye sınırları içinde olduğu söyleniyor. Şimdi burada bu duayla da eşleştiği için biz anlıyoruz ki o bölge şu anda bizim Güneydoğu'muzda. Ve o Güneydoğu'nun da hakimi olup orayı da kontrol altında tutan bir yapı. Ve buranın da parçalanmasına en büyük engellerden bir tanesi de bu olarak söyleyebilirim. Afrin'deki yani, operasyonu. Yani Tayyip Erdoğan varken başta Türkiye'nin parçalanmayacağını kesin söyleyebiliriz. Ama o gittikten sonra Allah bilir ne olur ne olmaz. Şimdi esas önemli kısma geliyorum. Hem Cumhurbaşkanımızla, hem Donald Trump'la, hem de Muharrem İnce ile eşleşen bir şey var. Evet, bir ayet daha var. Onları da çıkartman lazım. Şimdi o da Mümin suresindeki 16. ayet. O da çok acayip. Limenül mülkül yevme lillahil vahidül kahhar. Yani mülk bugün onundur ve o kahredici bir güce sahiptir. Şimdi burada çok acayip. Bu iki bölümden oluşan bir ayet. Şimdi bunun bir tanesi Muharrem İnce ile eşleşiyor. Bir tanesi de Donald Trump'la eşleşiyor. Donald Trump'la eşleşen lillahil vahidül kahhar. Ve Donald Trump'ın da şeyi ya mümit. Yani evet, onu da yazalım. Bu öldüren demek. Öldüren demek tabii. Öldüren demek. Şimdi ona da baktım ama burada vaktimiz de yok. Tek tek yazmayayım. Yani söyleyeyim burada. Evet. Şimdi Donald Trump'ın ya mümit. Öldüren demek. Sen yaz bence. Yazayım daha mı? Çünkü görsün herkes. O zaman... Çünkü belki Türkiye'de ve dünyada ilk defa yapılıyor evet, bu analiz. Evet. Şimdi şöyle şuraya altı Trump'ı yazalım. Şimdi ben şeylerini yazayım mı Arapçalarını? Tabii tabii. Miladi takvim kullanmamızı soruyor izleyiciler. Aslında kullanıyoruz. İzleyiciler iyi izlesinler. Evet. Hem hani niye hesap yapıyoruz diye ilgilenmek için soruyor. Hem miladi takvimi kullanıyoruz. Evet. Şimdi bu Donald kaç çıktı? 95. Efendim annesinin adı Meryem'miş. Meryem, evet. Mary. Evet. O da 370'miş. Onun da doğum tarihi, Donald Trump'ın doğum tarihinde bir şey var yalnız. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada bana verilen doğum tarihi 14.06.1946. Bu rakamdan çıkan şans sayısı çok düşük çıktı. Evet. Ama bunu ben baktım. Yani Amerika'nın başına gelmiş ve dünyayı bu kadar etkileyen bir adamın bir de geçmişi de var. Kazanmış. Evet. Yani kendi kişisel olarak kazancı da iyi. Şimdi öyle olunca bu şanslı olamaz diye baktım. İki gün öncesine geldiğimizde yine 29 çıkıyor ve 11 rakamı bulunuyor. Onun doğum tarihinin ya internete yanlış verildiğini düşünüyorum ya da kendisinin hatalı olarak kaydettiğini düşünüyorum. Gerçek doğum tarihi, gerçek doğum tarihi iki gün önce ayın 12'sinde doğmuş olması büyük ihtimal. Çünkü o zaman onun da şansı 11 çıkıyor. 11, 11 olması lazım ki 11 ile karşı karşıya gelmesi lazım. Öbür türlü 4 çıkıyor şansı. 4 şansa hiçbir şekilde bu etkinlikleri yapamaz. Ve onun esması Ya Mümit dediğim gibi. Şuraya yazalım. Ya Mümit. Bu öldüren demek. Hı. Ve hakikaten de görüyoruz yani. Şimdi siz bu, öldürmeyi iyi bilirsiniz. Evet. Şimdi burada Donald Trump'ın eşleştiği bir tane ayet var. Yine o Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleştiği Mümin Suresinin 16. ayet ama bunun ikinci bölümü. Lillahil vahidül kahhar. Şimdi burada o kahredici bir güç sahibidir. Şimdi bu aslında öyle Müslümanlar bunu savaşlara giderken ve zalim olana karşı hep zikretmişler. Şimdi burada mümitle lillahil vahidül kahhar çıkması yani sanki sadece bir kahredici güç var ve bunu öylesine kullanıyor gibi bir şey çıkıyor. Hı hı. İkinci bir eşleşmesi var onun. Hasbinallah ve ni'mel vekille. Yani sanki burada Allah'a sığınması gerekiyor. Bu yaptıklarından dolayı çok zararlı işler yapıyor gibi bir bağlantı da çıkıyor. Buradaki enteresan nokta, bu Mümin Suresinin 16. ayetinin iki bölümde demiştik. Diğer bölümü de
Muharrem İnce ile eşleşiyor. Evet. Şimdi orada da şu var. Muharrem İnce ile onu da yazalım istersen şeylerini. Ne kadar hızlı olursan. Tamam. Şöyle Muharrem. Evet. Zekiye'ymiş annesinin adı. Zekiye. Hemen şeylerini yazalım. 288. Ben sana şöyle yardımcı evet, olayım. Evet. 37. Muharrem İnce'nin doğum tarihi de 04-05-1964. Evet. 04 05-1964. Muharrem İnce'nin hesabına neden baktığımız da anlaşılacak. Bu da 11 çıkıyor. Bu da 11. 11 en yüksek şans. O da yani şanslı. 3 tane 11 bir arada dünyayı yönetiyorlar. Öyle diyelim. Birisi şimdi, Türkiye'deki Türkiye'deki rakipler diyelim. Diğeri şey. Hı. Ama dünya burada rakipleri. Burada şu var. Şimdi Muharrem İnce'nin Ya Rafi yükselen veya yükselten. O da doğru. Önemli. Evet. Yani Ya Rafi. Buradan şunu anlıyoruz ki Muharrem İnce yani yükselecek. Ama nasıl yükselecek? Yani bu seçimleri mi kazanacak yoksa kazanamayacak mı? Ama bir yükselmesi var. CHP'nin başına mı geçecek? Ha, yani CHP'nin başına geçebilir. Bu da Cemal esması. Cemal de uygunluk gösteren esma. Yani şöyle yazalım Cemal diyelim. Biliyorsunuz Kemal Cumhurbaşkanımızın bu Cemal yine iyi bir kategori ama Kemal'e ulaşamıyor tabii. Diğeri de Celal esması o tamamen şiddet içeriyor. Şimdi burada Ya Rafi de aynı zamanda senin bahsettiğin gibi anahtar ve o kişi meselesine döndü bu. Bir destek olması veya birisine bir destek sağlayacak gibi de anladım ben. Şöyle yorum yapayım ben. Şimdi bu Mü'min suresinin 16. ayetiyle eşleşmesi ilk bölümüyle. Nimelin mülkül yevme. Onunla eşleştiği için bugün sanki bir mülkü gene o da bir idareciliğe bir şey olacak gibi görünüyor. Ama burada şu var. Vahidul Kahhar'la eşleşmediği için Cumhurbaşkanımızın her ikisini de kapsadığı için burada şunu anlıyoruz. Vahidul Kahhar yani kahredici güç nedir? Ordudur. Hı. Burada demek ki devletin tamamını yönetebilecek ve ona sahip olabilecek bir yükselme değil de ordunun hariç olduğu yerlerde bir yükselme. Bu ne olabilir? İşte belki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsa belki olma ihtimali olabilir. Veya CHP'nin başına geçme yani etkili olabilecek bir yükselmesi var ama devletin başına gelecek bir seviye değil bu. Çünkü burada Cumhurbaşkanımızın hem Trump'ın hem de Muharrem İnce'nin şeylerini kapsadığını ve ikisini kontrol ettiğini görüyoruz. Bu yaptığımız daha yorumlara kapsamlı, göre. Daha biraz kendi onların yarısı kadar bir yani gibi Cumhurbaşkanımızın yarısı Trump yarısı da İnce diyelim. Yani öyle bir yani şey buradan çıkıyor. Anlaşılan dediğiniz şu gibi değil parti mi? İçinde bir yükseliş olabilir belki. Tabii. Bu parti içinde olabilir. Bir yükseliş muhakkak olacak gibi duruyor. Buradan anladığımız kadarıyla. Evet. Ama şunu görüyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın şansı daha yüksek. Çünkü şansları eşit de şeyleri yüksek. Yani eşleştiği seviyeler yüksek. Seviyelerden bahsettim. Evet. Şöyle söyleyelim bir de. Mesela burada Muharrem İnce ile Tegabun suresinin 11. ayetinde eşleşiyor bir bölüm var. O önemli. Ona dikkat etmesi için söylüyorum. Ma esabe min musibetin. Şu demektir. Hiçbir musibet isabet edemez. Burada isabet etme ihtimali de var sanki. Şimdi orada onu bir sığınma yaparsa yani Allah'a yönelirse veya diğer şeyleri yani kontrolünü ona göre yaparsa yani musibetlere karşı kendi bu musibet belki de seçim kaybetme olabilir. Belki de işte parti içinde bir şeyler olabilir. Yani olumsuz durumlarla karşılaşma ihtimali olabileceğini söylüyorum. Bir de ikinci bir şey Haç suresinin 59. ayetiyle orada da şunu söylüyor. Ve ennallâhe le alimun hakim. Burada da Muharrem İnce'nin bilgiye dayalı ve halim yumuşak huylu olması durumunda bu yükselmeyi sağlayabileceğini söyleyebilirim. Yumuşak huylu olmayıp sert karşılıklar verdiği anda kaybetmeye mahkum. Yani evet. Kendisini bir de bilgiye sahip olup yani bilmeden karşı bir şey söylerse kaybetmesi evet. Hemen eksi puan alması kolaylaşıyor. Onlara dikkat etsin. Yani burada kişilerle de eşleştirdiğimizde Müştak Baba'nın şiirle de bunu birlikte yorumlamaya çalıştığımızda şöyle bir şey çıkıyor. İki seçimde daha ben kazanacağını yorumluyorum. Bir programımızın sonuna doğru ya. Bir izleyicimiz var. Bence gerçek işte hashtag'imize yollamış. GLY
Gülay, evet. Önel. Gülay Önel. Evet. Adım diyor. Silerim, İstersen silelim. Ben kaydettim. Şeyde paylaşacağım bunu. Twitter adresimizde paylaşacağım. Valla izleyiciler bize kaydetmiş. Çoğu paylaşıyor şu paylaşıyor anda. Mu? Müthiş. Gülay Önen ismi. Annesi Seniha. Gülay. Önen. Seniha. Evet. Doğum tarihi de 21.04.1975. Gülay'a bir de kitap hediye edelim. Şanslı evet. Kişimiz oldu. Bakalım şansı var mıymış? Nasıl çıkacak? Gülay, evet. Seniha. Seniha. Seniha mı, Semiha mı? Seniha. Ne? Ne ile? Seniha. Seniha. Şöyle yapalım, onu H'si şöyle olacaktı. Seniha. Bir izleyicimizin. Seniha. Esmasını yorumluyor. Şöyle yapalım. Söz verdiğimiz gibi. 20, 50, 60, 67. Evet. 110, 120, 128, 133. 3, 4, 14, 21, 26. Bu izleyicimizin şansı 8. Oldukça yüksek bir şansı var. Şeyini de toplayalım. 10, 16 elde var 1. 7, 10, 12, 12. Elde var 1. 2. 2. 226. Şuradan hemen ben şeyimden bakayım. Buyurun. Hangi esması olduğunu. 226. Gelmiş geçmiş bütün liderlerin Ebced'i soruluyor Serhat Bey'in şu an. Şimdi biz bunu şimdi bir ara çalıştık Serhat'la. Hepsini çıkarttık. 226. Öyle mi? Evet. Soruluyor. Ya Bari ve Ya Kebir çıktı iki tanesinin arasında. Ya Bari. Ya Kebir. Bu şu demek ki Kesman'ın birlikte etkilediği. Yani Bari eksiksiz ve mükemmel bir yaratım. Yani bu kişinin mükemmelliği olduğunu düşünüyorum. Yani yaptığı işlerin hepsinde bir yanlışlık olabilir. Mükemmel 24. bir şey aradığını 24. düşünüyorum. Ya Kebir bir de büyüklüğü hedeflediğini düşünüyorum. O yönde güdülendiğini düşünüyorum. Şimdi bunun olumlu yönleri var, olumsuz yönleri var. Olumlu yönleri iyi. Ama rüzgarın estiği yönde giderse bazen de işte büyüklük gurura, kibire sevk edebilir. Mükemmelliyetçilik de işleri zorlaştırabilir. Onu kontrol etmesi lazım. Yani bunları zikrederse mesela bunların sayısı işte 226 çıktı. Ya Kebir 232, 213. Onları 232, 213. Bunları zikretmesini tavsiye ediyorum. Ayrıca bunun eşleştiği şeyi de bulalım. Vaktimiz az kaldı. Hızlı gitmeye çalışıyorum. 226. Mesela burada da Subhanallah ve Behamdihi. Burada da bütün bu işleri yaparken büyüklükten sakınmak için Allah'ın en yüksek güç olduğunu ve ona hamd edilmesi gerektiğini düşünerek bu zikri de yapabilir. Subhanallah ve Behamdihi. Bütün işlerini yaparken onu aklından çıkartmasın. Ve kendisi büyüklüğe ve mükemmelliğe güdülendiği zaman bu şekilde kendisini frenleyebilir ve kontrol edebilir. Ama bunu yapmazsa, bu kontrolü sağlayamazsa bazen çok mükemmelliyetçi olduğu için insanlar onu reddeder. Ve bazen de çok büyük işleri hedeflediği için saçma görürler. Veya kibire girmiş, gurura kapılmış gibi görebilirler. Oradan olumsuzluklarla karşılaşır. Kendi sistemini olumlu olarak yönetebilmesi için mutlaka bu Subhanallah ve Behamdihi. Tabi bunları manasını düşünerek, bilerek zikredecek ve evet. Her adım attığında bu aklına gelsin. Ve hemen kontrolü sağlasın. Farkındalık çok önemli burada. Yani vaktimiz varsa biraz daha şöyle bir açıklama yapayım. Mesela biz nefs makamları diyoruz. Şöyle bir üst üste kat kat odalar düşünelim. Düzgün çizemedim ama böyle 7 tane oda olsun. Yani bunların şöyle 3'e bölelim. Yani buradan buraya çıkılıyor. Buradan buraya çıkıyor. Hepsinden şu bölümden de hepsine üste çıkılabilir ama şu bölüme ene diyoruz biz. Nefs bölümü yani benlik bölümü. Bu benlikten üste çıktıkça benlik kaybolmaz. Hep onu şey yaparız. İstediğimiz kadar üste çıkalım. Şuraya da fark diyoruz. Yani bu farkındalık. Fark. Diğerine de terk diyoruz. Hangi bölümü gelirsek aslında en alttayken şu anda yani biz en altta nedir? Nefse emmare değil şu anda. Biz içimizden bir ses devamlı sesleniyor. Şunu yap, bunu yap. Doğru mu yanlış mı bilmeden biz içimizde güdüye göre gidip yapıyoruz. Bazen çok kişi zarar görüyor. Hatta kendimiz bile zarar görüyoruz. Bu ene bölümündeyiz. Eğer farkına varırsak yani o ses var. Bazen ona ben dur diyebilirim.
içimden bana ses sesleniyor işte Ertan'ın hakkında şöyle konuş. Şimdi hayır zarar vereceğim konuşamam dediğim zaman onu ben görmüş oluyorum, fark etmiş oluyorum. İkinci bölüme geçiyorum, fark bölümüne. Fark bölümü şu, yaptığın işin yanlış olduğunu bilsen yapsan bile yanlış olduğunu bilerek yapıyorsun. Ondan vazgeçebilirsin. Bu şu demektir, sınır var. İşte Türkiye-Yunanistan sınırı, topum kaçtı alacağım. Fakat burada seni askerler yakalayabilirler. Ona göre dikkatli gir çık, hemen gir çık. Topunu al gel geriye. Hı hı. Yani onun için ama öbür türlü top kaçtı gidelim alalım ya falan, askeri yakalıyor seni. Ondan bir sonra farkındalık söz konusu farkındalık, değil. Şimdi bu farkındalık olursa biraz daha kontrollü oluyor. Diğeri de terk bölümü. Terk bölümü de diğer bütün her şeyden vazgeçmek. Yani neden? Gönlünü bağlama. İşte para kazanacaksın, makam var, bir mevki var, milletvekili olacağım, şu olacağım, bu olacağım. Amaç milletvekili olmak değil. Amaç şu. Ben Türkiye'ye hizmet edeceğim ve diğer insanlarla özdeşleşeceğim. Kişisel şeylerimi artık bıraktım, sıyırdım, attım o elbisemi. Hı hı. O zaman diğer insanlara dertleri ne onları anlayayım. Onların dertlerini ben savunayım. Onlar da beni iteklesinler. Şimdi böyle olunca artık sen kişi olarak herhangi bir hedefin kalmıyor. Senin hedefin diğer insanların hedefleriyle bütünleşiyor. Buna da terk diyoruz. Şimdi buradan terkten yukarı çıkarsak bu nefis basamaklarını yükseldikçe yükseliriz. Ama eneden çıkarsak yukarıya çıktığımız zaman bize ilham bile gelse keşfettiğim şey atom bombası yaparız. Yani nükleer enerjide kullanamayız. Aklımıza ilk gelen şey ben atomu parçaladım ben bundan bomba yapayım olur. O zaman hep ene devam ediyor. Onun için şunu tavsiye ediyoruz ki daha ilk basamaktayken buradan buraya geçiş yapalım. Bunlar zordur biraz. Yani farka geçmek, farkındalık ve terke geçmek zordur. Terke geçelim biz terkten çıkalım. Veya farka geçelim, farktan çıkalım basamakları. Bunlar önemli. Yani onlara dikkat etsin bu arkadaşımız. Herkes yani herkes için söylüyorum ben bunları. Bu şekilde esmaları da bitirmiş olduk. Kaç dakikamız var? Bir Sertaç bana bir daha süre söyle lütfen. 8 dakikamız var. Evet. Ben 8 dakika içinde bu tekrar başa dönüp liderlerle ilgili yani... Evet. Hem Türkiye'deki hem de dünya liderleriyle yorumunu bir daha netleştirir misin? Çok hocam, netleşmedi. Putin'e baktınız mı daha önce bu arada? Putin'e Putin de şanslı. Yok bakmadık o aklıma şanslı. Geldi de. Tabii tabii o da şanslı. Ben o da 11'dir öyle kesin 11, yani 11'dir, 11'dir o da. Tabii siz de tabii, mi tabii. Bakıyorsunuz Ecevit'e? Yok yok ben Serhat'ın konusu. Ben yalnızca Serhat'tan öğrenmiş olduğum şeylere göre yorumluyorum. Baktı baktı. Öyle mi siz? Ben de öyleyim. Yüksek mi? Yüksekler. Şey şöyle söyleyelim. Şimdi liderlerle ilgili şöyle. Mesela Trump'ın ölüm güdülemesiyle hareket ettiği için şimdi bunu kontrol edemezse yani savaşlar çıkartıp kargaşa çıkartıp ulu orta bir sürü insanlara zarar verici iş yapması işten bile değil. Çünkü dünyanın en güçlü ordusunun kontrolü onda. Hı hı. Ayrıca Trump'ta şöyle bir şey var. Diğer bölümü olmadığı için ondan biz şunu anlıyoruz. Yönetime tam hakim olamayacağını anlıyoruz. Yani o ayetin diğer bölümü neydi? Mülk bugün benimdir. Diğer bölümü de Vahidul Kahhar. Yani orduya sahip, belki ona diyecekler ki yürü orada senin emrinde, vur kır. Şimdi orada onu yapabilecek ama burada yönetim Trump'ta da değil, başkalarının elinde. Hı hı. Yani orada sanki bir bölümü eksik kaldığını. Bu dünyaya ilgilendiren çok önemli bir şeydir aslında. Yani yorumdur. Burada yönetimi olmayan fakat orduyu kullanabilen şunu, bir şey. Şunu söylemeni istiyorum ben aslında. Yani Trump'ı inceledik. Evet. İnce'yi inceledik. Sayın Cumhurbaşkanı'nı inceledik. Bunların arasındaki yani yapı yani. Şöyle söyleyeyim mesela Trump'la İnce'yi birleştirdiğimiz zaman Cumhurbaşkanı'na aynı şey geliyor. Yani anca onunla mücadele edebilecek bir düzeye ulaşabiliyorlar. Onlar diğerleri yarım yarım kalıyor. Evet. Yani Esma'nın gücü olarak veya itici gücü olarak diyelim. O zaman da şunu anlıyoruz ki yani zaten muktedir esması çıktı. O diğerlerinin üstünde de iktidar sahibi olabileceği, onlara da hakim olabileceğini anlıyoruz bu dönem boyunca. İşte Müştak Baba'nın şiiriyle birleştirince bunun 2029'a kadar da sürebileceği anlaşılıyor. Bundan sonra bir seçim daha kesin kazanacağı anlaşılıyor. Böyle yorum yapıyoruz. İnce ile İnce'nin durumu Sayın şu, Cumhurbaşkanı orduya arasında sahip olamadığı için devletin tamamına yaparsan sahip olamayacağını anlıyoruz. Ama devleti ilgilendirme, orduyla ilgili olmayan, devleti ilgilendirmeyen birçok yerde de yükseklik kazanabileceğini, başarı kazanabileceğini anlıyoruz. Bu belki parti içinde olabilir. Belki başka yerlerde olabilir. Oralarda da etkili olabileceğini anlıyoruz. Çünkü onun da şansı yüksek. Ama yani
devleti ilgilendiren bir şeyde mesela yürütme ile ilgili pek fazla bir şey olmayacağını anlıyoruz. O yüzden de Cumhurbaşkanlığını ben kazanamayacağını söyleyebilirim. Ama bayağı da bir zorlayacağını da anlıyoruz yani. 11'den dolayı. 11'den dolayı zorlayabilir de yani. Nilüfer Selvi diyor ki keşke bu bölümü program başına alsaydınız. Doyamadık izlemeyi diyor. Ailecek evcet hesabıyla uğraşıyoruz. Beynimiz yandı diyor. Ama şöyle söyleyelim. Haftaya bunlar, tekrar alın Serhat Hoca'yı. Diğer bunlar benim çıkarttığım, benim şahsi yorumlarım olarak anlaşılsın. Yani %100 kesin doğrular olarak değil. Kimseyi incitmek istemeyiz. Kimseyi de yönlendirmek de istemeyiz. Sadece böyle bir sistem var. Bunu da yapıyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Bazı yorumlar yapıyoruz. Hı hı. Yani birçok insan da saçmalık da diyebilir. Bazı insanlar da doğru çıkıyor da diyebilir. Ama şu var, ben bunun sonuçlarının çok büyük bir yüzde oranında doğru çıktığını biliyorum. Ve isabet kaydediliyor. Ve zaten çıkan şeylerden de belli. Yani bunları ben kendim yönlendirmiyorum. Yani Cumhurbaşkanı'na ya muktedir çıksın diye değil. Ebced hesabını bilenler ya muktedir isminin Ebced hesabını çıkarsınlar, baksınlar uyuyor mu uymuyor mu buradaki rakamlara. Yani ona göre çünkü bir şey var, onun üzerine bir yorum yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı işte belediye başkanı iken işte yeni işte AK Parti kuruluyor. Biz o zaman konuşmuştuk bu Serhat'la. Evet. O zaman da Serhat demişti ki kesinlikle işte AK Parti kurulacak ve seçimleri alacak. Şeyde bizim yayın evi, Ertan Bey'in yayın evi de var da ayrıca benim başka çalıştığım daha önceki yayın evi de var. O yayın evinde böyle çok insan toplanır böyle seçim öncesi. Hı hı. Sohbetler olur. İçlerinde de tabii muhalif insanlar da oluyor. Onların her defasında şeylerine ben bu şeyleri söylüyordum. Bakın diyordum kazanacak. Bu yani 4 seçime yakındır böyle oldu. Ve çok hararetli tartışmalar da olur o ortam, hı hı, içerisinde. Ve onların çoğu daha sonradan ya hakikaten çıktı ama yine tekrar yeni seçimde. Tekrar yine kendi şeylerini, adaylarını öne sürerek yine tartışmalar, yine şey inanmazlar etmezler. Seçimden sonra tekrar sonuç doğru çıkar. Yani bu defalarca da teyit edildi, onaylandı bu sonuçlar. Şimdi yine bu seçimlerde göreceğiz. De göreceğiz inşallah. Yani bakalım. Bu notlarda burada, evet, dursun, burada bu yayında dursun. Burada dursun böyle. Şeyi atıyoruz, Twitter'ı atıyoruz. Ya, ülkemiz, evet, için hayırlısı Twitter'dan olsun. Twitter'dan takip edin. İnşallah. Serhat Ahmet'ten çok teşekkür ediyoruz yine konuk olduğunuz için kayıt dışına. Rica ederiz. Sizi biliyorsunuz ilerleyen bölümlerde inşallah yine ağırlayacağız. Her program bir sonrasını davet eder nitelikte oluyor. Öyle kalıyor. İzleyicilerimiz inşallah öyle istiyor. Serhat, ağzınıza, yüreğinize kayıt sağlık. Dışının önemli konuklarından biri, müdavimlerinden de biri. İzleyicilerimiz Kozmik Miras kitabını kazandılar. Programa katılım gösteren ve Ertan Özyiğit kapanışı sözünü söyleyecek. Evet, şimdi söyleyecek. Serhat bunları yazarken ben de bir şeyler kırdım. Yani demek ki şöyle oluyor. Yaşamımızın her anından ders çıkartmamız lazım. Tabii tabii. %100. Fakat kaderimizi unutabiliriz ama silemeyiz. Evet. Buradan bu çıkıyor. Yani çünkü bunlar esmalarda hesaplanmış. Zaten kainatın soyut tasarımı. Evet. Kaderin soyut tasarımı. Efendim teşekkür ediyoruz Serhat. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, kayıt dışı izleyicileri, sizlere de katılım gösterdiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz efendim. Haftaya yeniden kayıt dışında birlikte olmak, konuşmak, görüşmek dileğiyle.